Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Size tespit ettiğim uçakta hangi yerleri okuyacağımızı peçetedir, kağıt değil. Kavayaları işe yaradı ya. Ondan sonra uçakta neleri ben buradan seçeceğim, ne, nereden şey yaptınız diye diye defterden atlama olacağı için gösteriyorum. İlk önce hangisini okuyalım diye havada şey yapıyorum. İlk önce hangisini okuyalım? İlk önce 237 açın sayfayı. İlginç bir yer. Çok ilginç bu itikat. Çok garip yani. Açtınız mı abiler? Okuyorum. Mahkemat 118. Sani vücuduna şahadetle avalimi gaybiyenin en müzici olan altına şey yapıyoruz bakın. Latife-i Rabbaniye'den ilan-ı sani eden itikadın misbahını şıklandırıyorlar. Yani bunu böyle dizmeyi görmek lazım. Keşke bu şey yaparken ben yazsaydım ama şimdi hatırımıza geliyor. Yani bu yazdığın zaman sanki izaha da gerek bırakmayacak şekilde şunu şöyle yapayım. Ondan sonra şu şurada dursun. Şu şurada dursun. Bak abiler. Böyle dizdiğin zaman hiç dokunmuyorsun. Bir şey anlama çözme yöntemidir yani. İzah yöntemidir. İzah yapmamakla, hiç dokunmamak. Nasıl? Diziyorsun yazıyı. Saniyin, bak. Saniyin vücubu vücuduna buna şahadetle vücuduna vücudu olur. Şahadetle ne yapıyormuş o? Sani vücubu vücuduna şahadetle hemen değiştiriyorum. Avalimi avalimi gaybiyenin elmüzici olan olan ki nedir o? Kim bu? Saniye vücuduna şahadet ediyormuş. Aynı zamanda o şey avalim-i gaybin en müzeciymiş. Kim o? Latife-i Rabbaniye'den. Bak nasıl çözüyorsun biliyor musun? İki B midir? Evet. Ha buymuş. Bak Latife-i Rabbani neymiş? Bir. Saniye vücudunu şehadet ediyormuş. Avalim-i gaybini emziciymiş. Latife-i Rabbani. Anladın mı? Sonra... Lügatta var mı acaba bir şey? Bakayım abi, ben de şimdi aklımdan geçiyor. Hasan abi o vücud bu vücuduna olacak ya. B olması lazım. İlk. İlk mi? Evet. Vücud. Evet doğru. B. Vücuduna dedim ha. Vücudu. Vücuduna. Vücudu. Vücut bu. Kitap B, Bursa. Diye geçiyor abi. İlk burada mı? Evet, evet. Bursa. Bursa mıymış kitapta? Evet abi, Bursa'da. Vacib bir vücut. Acaba öyle mi? Ne? Kitapta öyle. Kitaptan bakmıştım. Öyleyse öyledir. Kitapta D mi yazıyor, B mi yazıyor? Bursa. B mi yazıyor? Vücut, vücuduna olmaz.
vücudu şimdi devam ediyor. İlan-ı saniyeden itikadın. Kim yapıyormuş? Bak. İlan-ı sani. İlan-ı böyle doğru mu yazdık? Sani eden itikadın. İtikad neymiş? Buradan aldığı bir şey de misbahını ışıklandırıyorlar. İlan-ı saniye diyorum. İtikat. Şimdi bundan sonra devam edelim. Burada Latife Rabbani, bak böyle yapınca nasıl gözüküyor değil mi abi? Nereden çıkarttın deniliyor. Bak böyle çıkartıyorsun. Bazen bunu şunun devamı oluyor. Sonra onun devamının açılımı oluyor. Çok tuhaf şeyler, yöntemler kullanıyor usta. Yani sebebini ben araştırdım. Bulabildiğim birkaç tane sebebi şu. Hani düz yazsaydı nesir yazısı gibi. Yok, bunu buraya, bunu da buraya izlemiş. Kur'an'da bir metot var. Her bir ayet müstakildir. Kur'an bir metot, bak. Mesela vel cibale evtada ve halaknakum ezvaca. Nereden nereye? Vel cibale evtada. Dağları direk yaptı. Sizi çift yarattı. Yani her bir ayet müstakildir. Ta her yere nispet edilip mana külliyetini nispet ettiğin kadar açılsın diye. O sırf külliyatı da var mı? İşte ha. Var mı? Mesela bakın bunu şöyle yapsan dedim. Şu cümleyi bak, şu cümleyi şunun dışa vur şu. Şu. Şunu yazdım buraya. Yasin. Bak abi. Şu cümleyi buraya yazdım abi. Bunun da ahkamı da buysa bunu bununla, bunu da bununla. Bazen bunu da bununla, bunu da bununla. Kıyas edince 9 tane mana mertebesi çıkıyor. 9 tane. 3'ün karesi. Yani araştırdığın konuya göre, baktığın cihete göre değişiyor. Bak, şöyle diyeyim de, matematik lisanla başlayın o. Şimdi, bunu dışarıya çıkar. 3. Bunu dışarıya çıkar. 2. Bunu dışarıya çıkar. 3-4-5. İrrasyonel sayı ya, rasyonel değil. Peki nedir bu? Virgülden sonra nihayetsiz. Aynı bunun gibi. Mesela düz nesilde bunlara benzer, böyle şeyler buna benzer, çıkarttıkça çıkıyor, çıkarttıkça çıkıyor. Bunu mahkemette de şöyle diyor. Musa Aleyhisselam'ın asası gibi diyor. Musa Aleyhisselam asası gibi. Yani ne Musa şey diyor, asa, şey asası, yani o asayı kürdan kullanırsın, ışık olarak kullanıyordu, yerden su çıkmasına kullanıyordu, köpeklere karşı kullanıyordu, aynı zamanda sihiri, sihirde kullanıyordu. Bundan sonra. Ne oldu abi? Ne oldu, bir şey mi oldu? Kamerada deprem oldu. Gene mi? Niye? Şimdi çalışıyor mu? Bir yüzü biraz koyu çıkıyor da bana mı öyle geliyor? Tamam lan. Tamam. Tamam. Şey, beni meşgul et. Şimdi bu çıkmamasının şeyi böyle dizerek kare kökünün içine koyuyor. Yani bunun her bir mana mertebesini şunu bak, şuna bir diyeyim, şuna iki diyeyim, şuna üç diyeyim, şuna dört, buna beş. Bu bir. Şuraya ikiyi koysam, şu iki, tamam mı? Şu üçü de bunun açılımı olduğundan,
mana mertebesi 9 olur. Bunu bununla kıyas edersen, bunu da bununla, bunu bununla, bunu da bununla vesaire, yani 3 gibi oluyor. Abi sonu yok ki o abi o zaman ya. Sonsuz, isma azama masal. Sen kafayı niye takıyorsun? Sen kafayı niye beni rahatsız ediyorsun? Şimdi... Niye biliyor musun? Bak. Allah'ın ilmi sonsuz. Yarattığı şeyler niye mucize biliyor musun? Bana göre bir garip geliyor bu dünya. Cennette bu olması gereken mana mertebeleri vücuda çıkmış. O kazma da olabilir. Kalemde olabilir. Tamam mı? Cennette. Bu yol kolay. Kazma yap. Bunu kazma olarak, bunu böyle tut. Bunu kazma olarak da çevir ya. Yani. Sıcak şeyle. Bunu kazma da yaparsın, ufak kazma. Kalem gibi de yaparsın bu plastiği. Tuvalet tahta da yaparsın. Olması gereken şu plastiği yap hepsi. Dan zordur. Hepsi olması gerekeni tek bir şeyde göstermek. Bu dünya böyledir. Bunu da birbirine karışmasın için boyut farklılığıyla, boyut farklılığını kullanıyor. Mesela radyo dalgaları var, binlerce. Binlerce şu anda. Megahertz. Mesela Allah kullandığını anlatayım size mesela. Elmada, şeftalide koku bir boyuttur. Tat bir boyuttur, renk bir boyuttur, şekil bir boyuttur, enerji bir boyuttur, onun içerisindeki enerji bir boyuttur. Oradaki element yapısı boyutlarıdır, bir de orada ilmi yapılar boyutu. Bakın hepsi aynı yerde birbirini kapatmıyor. Yani renk kokuyu kapatmıyor. Abi, Kur'an'ın mum kapısından üstadı sokan itikat mıdır yani? İtikattır tabii. İtikatsız hiçbir şey, direkt iman olmaz. Direkt iman olmak demek, ya çocuksun, ya delisin, ya hayvansın. Çünkü itikatsız iman, yaratılışa ait olan bir imandır. Ona küfür teklif edilmediği için, o aslı yaratıldı. Adem Aleyhisselam, niçin cennete gidiyor çocuk? Çünkü Adem Aleyhisselam cehennemden gelmedi ki. Her şey aslına bağlıdır, sorumluluğu yoksa. Sorumluluk yoksa o bebek, ki yoktur ölü çağından önce, Adem Aleyhisselam kütük neresiyse, sen ne kadar isyankar olursan ol. Sen mesela git böyle, şimdi kütük çıktı. 2-3 tane nesil şey yapsalar gene kütük Rizeli derler. Çıkıyor. Bak niye çocuk diyor cenneti gider bulu çağından önce? Çünkü her şey babaya nispet edilir. Babada da aslı kütüğü, bakma, İstanbul'da dünyaya geldi, İstanbul'u yazıyor. Kütüğe gidersen Elazığlıdır. Mehmet kardeşin çocuklar İstanbul doğumludur, değil mi abi? Ama babası sen Elazığ doğumlusun. Değil mi? Belki de değilsin. Ben Batman. Batman ya, özür dilerim. Hep Elazığ. Batman. Batman doğumlu. Sen Batman doğumlusun, değil mi abi? Evet. Öyle yazıyor. Doğru. Ha. Fakat o çocuk kütüğüne girsin, bir şey anlatmak için örnek veriyorum. Böyle şey olsun diye, bakın. Niye çocuk, Çelmik'te sordular, niye cennete gidiyor ya? Bana teklif ediliyor, ben gitmem zor, o gidiyor. Bulu çağından önce öyle. Ama senin gittiğin kaliteye gitmiyor ya. Ezeli ve ebedi eksik olacak. Çünkü çocuk teklif edilmediği için iman aslıdır. İtikat teklif edilmemiş. İtikatsız iman çocuktaki, fıtrattaki imandır. Fıtrat eminliktir, asıl olmak. Şimdi Adem Aleyhisselam'a bağlıdır bütün nesil. Adem Aleyhisselam kütüğü cennettedir. Teklif edilmeyen veya fetret edilir, direkt kütükten dolayı oraya gidiyor. Kütükten oraya gidiyor. Peki abi, çocuğun dima mertebeleri nereye kadar çalışıyor o zaman? O dima mertebeleri yalnız çalışmıyor. Biyolojik ne kadar inkişaf etmişse, sabun görmüştür. Bir alim öyle diyor.
yıkanmış sabun. Ne dünyaya geldi, gözünü açtı, açmaya. İşte bir yaşında olan. Yani ne görmüşse o kadar. Diman en kemal mertebesi, diman en kemal mertebesi, itikat aktif olması demektir. Bulu çağına diyebilirsiniz. Bunu da yazın, ben de yeni biliyorum. İtikat, bulu çağında aktif olan bir sistemdir. İman ise fıtratta var olan bir sistem. Geçmişte de, gelecekte halde de çalışan. İman fıtrat asliyedir. Abi bulu çağımı rüştleme olan bir şey. Yani o ileriye biraz götürür. Yani rüşte bulu çağı diyelim şimdi. O zaman dediğiniz şey, onu diyecektim. Şimdi fıtri olan bir iman var, çekirdek gibi. Bunu ağaç yapan itikat oluyor. Evet. İtikatla o iman, yani meyveler... Yani aynı bir yazmışım bir yerde galiba, hatırladın mı? O zaman şöyle, çekirdek, fıtri iman, ağaç olması itikat, aynen, meyve vermesi gene iman. Evet, onu bir de şey kaydettik herhalde onu, o ay var. Çekirdek de meyve, ağaç itikatmış. İki, kökteki çekirdek de, meyvedeki çekirdek imandır. Onu bir kaydedin, nasıl kaydedeceksiniz? Gafurum. Elhamdülillah, çok iyi. Kapmanı istiyorum bunu abi. Niçin çocuk cennete gidiyor abi? Çocuk niye cennete gidiyor? Çünkü her şey aslına bağlıdır. Sorun olmadı. Her şey, ayet-i kerimede her şey aslına rücu eder. Yani bir şey esas olabilmen için sorumluluk vermen gerekiyor. Yani bulu çağı veya seni rüşt. Yani niçin şey yapmadım? Eğer fetret ehli değilse, fetret ehliyse ama biz bulu çağı diyelim. Allah mesuliyeti yüklediği saat diyelim, tarih. Ne aktif oluyor ki? Bulu çağı ne yapıyor ki? Adam mesul oluyor. İmanını mı? Hayır. İtikadını aktif ediyor. Bulu çağı, onu yaz Osman'ın. Bulu çağı, bulu çağı itikat sistemini aktif ediyor. Abi bulu, çocuklar bulu çağında mı acaba sebeple sonuç arasındaki ilişkiyi düşünmeye başlıyorlar? Sebep yok. Sebep sonuç arasında ilişkiyi devamlı düşünürler. Çocukken. Çocukken de, çünkü bardağı dökersem ıslanır. Gördük. 6 yaşında bilir. Sebep sonucu biliyor. Su ıslatır. Sebep daha... sonuç arkasındaki faili o zaman anlar. Yani sebep sonucun arkası. Efendim abi. Peki burada şimdi bu dimağ dediğimiz aslında dimağın hülasası manasında diyoruz değil mi? Ha, zaha, itikat neyidir? Onu da hemen acele edeyim, okuyacağım ama. Adamlar toplandılar bir araya. Adamlar bir araya toplandılar. Tahayyül müstakil çalışıyor. Tahayyül müstakil çalışıyor. Tasavvuf da müstakil çalışıyor. Taakkul da müstakil çalışıyor. Tasdik de müstakil çalışıyor. Çocukken. Ha, çocukken. Çocukken. Bulu'dan önce. Bulu'dan önce. Ya, onu söylüyorsunuz. Bulu'dan önce. Tahayyül müstakil çalışıyor. Tasavvur müstakil çalışıyor. Taakkul müstakil çalışıyor. Tasdik müstakil çalışıyor. İzan, iltizam müstakil çalışıyor. Tamam mı? Bu sefer çocuğun bir anı kini de onun için olmuyor. Ki nefret olmuyor. Bu sefer dediler ki bulu çağında bu üçü bir... Arkadaşlar bu böyle hayat çekilmez. Yani hepimiz tahayyül böyle gidiyor. Tasavvuf böyle gidiyor. Taakkul böyle bakıyor. Bilmem ne yapıyor. Bir araya oturdular, meşveret ettiler. Meşveret ettiler. Ve emrumun şura beynemle uydular. Meşveret edin dedi. Meşveret edin. Ya arkadaşlar bir potaya şeylerimizi koyalım, malzemelerimizi, ahkamlarımızı koyalım. Birbirimizin hükmünü cehletmeyecek, kaldırmayacak. Birbirimize hem sebep hem sonuç olalım. Bir sistem geliştirelim. Hepimiz aynı hava vurmayalım. Tahayyül, tasavvuf, taakkul, tasdik, izan. Bu sistem, geliştirdikleri sistem itikat. İtikadı bozuk demek, adın gibi diyebilirsin. Onu sistem birbirinden kopuk çalışıyor. Hepsini bir yere getiren de belki teklif diyeceğiz. Ha, evet. Yani evet, yani bir üst akıl. Şey gelmesi lazım, teklif veya evet, vahiy. Çok onu... güzel, teklif. Yani hayır, teklif de değil. Çünkü batılda da itikat var. Çünkü adam kafir, itikadı var. O zaman olmadı. Yok, olmadı, senin olmadı, teklif. Çünkü imanın menfisi yoktur. İtikadın menfisi vardır.
şer'e iman yoktur. Deniliyorsa itikattır o, değil. Şer'e iman yok. İmanın zıttı yoktur Allah'a. Allah imanın zıttı küfürdür demiş. Ama itikadın batılı var. Batıla itikat ediyorlar diyor. Batıl itikatlar, ilahiler. Bu itikat, iman, bir de bir şey söyleyeceğim, heyecanlandırıyor beni. O kadar harika, o kadar harika ki. İmanınız korunsun diye, hani havalimanına girersin ya, araba böyle, Diyarbakır havalimanı öyle. Bir böyle yaptırıyor havalimanı, bir böyle, bir böyle. Adam dağılmasın, bombayı patlatamasın diye. Yani gelecek zararın imana gitmesin diye Allah imanı önceden payandalarla koruyor. O payandaların adı itikattır. Gelen soru, şüphe, vehim, vesvese direkt itikada geliyor. İmana hiç zaten gelmiyor. Bekçi. Evet. Bekçi iman dima diyor değil mi? Zaten? Evet, evet. Bekçi iman dima diyor. Akıl onun evet, süpürgecisi diyor. Çok imanı korumak için yapılmış bunlar. Allah kendisini garanti altına aldı tövbe. Nasıl? Çünkü iman kendi zatının bir nur. Bu itikatla bulu çağı acayip etti beni yani. Tamir de mümkün hale geliyor o zaman. Tabii tabii, imana zaten gelmemiş ki. O zaman şeyi bir değil bakalım abi, blue olmadı madem, nedir o zaman blue da? Ha, blue olmadıysa... Çok konuştuk onu. Ha, diman altı mertebesi. Blue'da ne oluyordu da insan o bütün mertebelerin bir araya gelmesi gerektiği? Ha, bu makamda, blue'da tamam mı? Bu sistemin vardı. İtikat denen bir sistem var, yazılım var. Hı hı. Fakat bu müstakil çalışmıyor. Yani tahayyül müstakil çalışır. Müstakil çalışır. İtikat müstakil çalışmıyor. İtikat zirve çünkü. Yani mesela tasavvur müstakil çalışıyor. Almanya'da birisi vardı, hiç hayal kuramıyordu. Allah böyle bir şey yaratmış. Düşünüyor ama hiç hayalı yok. Adı da Kemal. Selam olsun hepimize. Hayali çalışmıyor hiç. Rüya zaten yok. Nasıl abi ya? Yani hayal çalışmıyor. Çalışmıyor işte. Böyle bir sistem. Siz nasıl mesela tespit ettiniz onu? Yani hayalin çalışmadığı... Mesela bu diye, mesela dedim ki şeyde böyle. Tespit ya şöyle bir hayal et. Baktım şey gibi bakıyor. Dedim kardeşim çiçek hayal edeceğim. Abi edemem dedi. Yani bazılar dedim ki, bak kardeşim kokuyor mu dedim, ya sen dedim Sultanbeyli'nde dershanede bir adam vakıf. Dedim ki, ya kardeşim dedim ya tüp çıkmış hepimiz zehirleneceğiz, ben girer girmez kıyamet kopuyor, sen bu gaz kaçırıyor, nasıl anlamadın? Kardeşim bir cevap versene, nasıl anlamadın dedim ya, bak zehirleneceksin, öleceksin, fikir bıçaksa patlayacak ya dedim. Abi ben koku almıyorum. Desene kardeşim koku almayan vakıf dershane konu olur mu? Bir şey olacak sana. Tespit ettiğimiz gibi. Bu adama dedim kardeşim, şöyle bir çiçek hayal eder misin dedim. Bak onun üzerine bina edeceğim. Ona bakma öyle dedim ya, bir çiçek hayal et. Ben bana söyle hangisini hayal et. Abi ben hayal edemem dedim. Nasıl onu öyle diyor? Ben de şaşırmış. Hiç evet hayal edemiyorum. Abi yok ben anlamadım. İşte benzer yok. Yok. Adamda benzer yok ya cennette. Hayal edemiyorum diye bir şey olmaz. Ya, şekillendiremiyor. Hastalık olabilir mi hocam? Ya o farklı bir şeydi. Yani hayal şekillendiremiyor kokuyu. Çünkü hocam sana bak. Allah kabul ediyor. Peki kokuyu kabul ediyor musun? Ha, Yasin, evet, abi, kokusuz abi. Adamı nasıl kabul ediyorsun? Piyasada çok gördüğün için. Hayal edemeyen de var ama demiyorlar. Ha. Sen çünkü aleminden çık biraz. Ha, ha. Ha. Senin alemin gibi değil herkes. Abi mesela ben şurada oturuyorum, hiç iş yapmasam da beynim bir yerlere gidiyor, bir şeyler düşünüyor, hayal ediyor. Düşünür. Ama çok tuhaf, o kabiliyetsizliği şeye geçmiş. Tasavvura geçmiş. Zehir gibi tasavvuru çalışıyor. Zehir. Lan bunu tasavvur ettiğinde bir şeklini şekillendir bunu. Ediyorum. Zehir gibi tasavvuru çalışıyor. O mesela nasıl ki amaların hassasiyetleri, parmak ve kulak hassasiyeti iki katını senden iki katıdır. Parmak hassasiyetleri, el, değil mi? Tamam. Sen bu, değil harflerin kabartmasını, masaya böyle görürsen ama odun dersin. Yasin, Allah'ın sanatları çok tuhaf. Evet, neyi anlatıyordu biliyor musun? Allah ha bunu gitmiş, olması gerekiyor. Bir şey anlatacağım ama inşallah hissettiğimi hissedersin. Şu olabiliyor diye istediği gibi plastiği eritirsin, evet, tabakta yaparsın, çekiş şeklinde alırsın.
Yani neler olabilme ihtimali var şu plastiğin? Cenneti var ayrı ayrı. Birbirine giydirmemiş. Çuride cem edilmiş. Dünya ise fidanlık ya ahiretin. Dünya için fidan. Ona dedim fidanlık ne demek? Buraya ufak bir yer dikersin. Büyüdüğü zaman tarlaya geniş yaparsın. Her bir eşya ahiretin fidanlığı. Yani bunun üzerine bindirilmiş de bindirilmiş. Bindirilmiş. Sanki şu elin şu anda el gözükürken nihayetsiz mertebe var. Renk var. Koku var. Şekil var. Isı var. Ve manaya göre renk var. Manaya göre enerji var. Troya ışınları var. Vücuttaki ders yaptıkça, kitap okudukça soldan pislik akıtma. Burada laumdur bu. Bu laum akıyor. Oğlum sol meseleyi bak. Bir görsen, bir gözdeki o boyut açılsa buraya değil ekmek, buna yemek. Ekmeği sürmezdi. Buradan pislik akıyor, laum akıyor. Resmen laum akıyor. Ondan sonra dün akşam bana dediği gibi bir tanesi. Dedi ki, oralara karşılamadan şöyle diyeyim. Bilgisayara bir sürü dosya yüklediniz. Seni sağ ol. Dedi bana birisi. Tamam yükledim. Bir sürü dosya var. Bir şekilde başka bir yerden hiç olumsuz bir siteden virüs aldım. Seyrettim. Bunun bedeli nedir biliyor musun? Dedi. 1 milyon ilim kitabı vardı senin kitapta. O olumsuz 10 dakika bir siteye girdim. Virüs aldın ya. O dosyalar birbirine geçiştirir. Kullanamaz hale gelirsin o virüsle. Eğer terklerin yoksa kafada virüsün var. Kafadaki bütün bilgiler değil senin çıkışına, belana, çukura gitmene sebeptir. Birbirine kopuk çalışacak. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Doktorumuz var. Doktorlar ya ciddi bir şuurlu Müslüman olacak veya doktorlar bakma öyle bastırdıklarını, bizden daha kötüdürler psikolojiyle. Niçin? Mikrobun nasıl çalıştığını, kanser nasıl oluştuğunu, bedendeki hassasiyetin her an her şey olabileceğini çok iyi bildiklerinden şuurlu Müslüman olursa teslimiyeti olunca bir Allah'ın elindedir diye rahat eder. Yoksa Allahsız olunca o doktor, ulan her an her hastalık olabilmesinin ilmi olan adam her şey olabilme düşüncesiyle beyin hastası olur. Bilgi başına bela olur. Öyle mi? Mesnevi'de geçiyor. Bildikçe azap çekeceksin. Bilmesen çöplükte bomba var, geçersin. Ama çöplükte bomba olduğunu bilsen geçemez. Abi itikat mıdır antivirüs, iman mıdır antivirüs? Madem bak, itikat ilk önce. Kafada iman değil. Ruhun antivirüsü imandır. Diman antivirüsü itikat. Hasan abi demin dediniz ya bu olması gereken her şey değil mi şu anda? Evet her şey değil. Cennette bütün her meratibi gözükecek ama şu anda hepsi var değil mi burada? Hepsi var. O zaman abi bu burası ismi azamdır yani. Şu alem-i şehadet. Alem-i şehadet çünkü aynı. Nur-u Muhammed'in içindir yani. İsmi azamdır evet, yani burası. İsmi azamla yapılmış bütün sanatlar. Elma ismi azamla yapılıyor. İsmi azamın bir tane ustad ne diyor? Hayat demiyor mu? Hayatın? İşte hayat için diyor değil mi? Hayat için ismi azam diyor. Her şey de hayattan yapılmış. Her şey de hayattan yapılmış. Her şey ismi azamın tecellisidir. Bu cennette olamaz abi. Bu acayip bir yer burası. Buranın kıymetini bile. Bu itikat işte bu bekabillah oluyor abi. Bekabillah. Doğru. O öbürsü. Niye evet. Bekabillah? Şey Edin çok güzel bir misal verdi. Bilmiyorum farkında mısın? Olmayanlar için nakledim. Edinç'in misali. Ha. Abi uçağı kaldırdın diyor. Uzay gemisini kaldırdın. Çünkü bir şeye karşı direndiğin için ona karşı alternatifin var, çıktın, çıkmak kolay. Şimdi ineceksin, karşında kimse yok. Bir karşı koyacağın bir şey yok, onun için inmek çok zordur. Bu velayet yok. Tekabillattır yani inmek. Çıkmak kolaydır. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözüdür. Çıkmak, fenafillah, kolaydır. Velayet yolu abi. Bu itikat şey. Nübüvvet yolu. Evet. Sahabe cilvesi. Bence Hasan abi. Hem çıkaran hem indiren itikat. Yani şey, ikisi stand. İtikat, şudur budur diye ikisi evet. Cemdir. İman ise ruhla alakalı. İtikat, alemi şahadetle alakalı. Tam alemi şahadetle. Evet. Çünkü itikat usulle gider, prensiple gider. Delil, Burhan, Hüccet'le çalışır.
işte çıkarıyor. Fenafiller çıkarttı. İndirirdi. İmha da indirecek. Ben bu derse daldım. Onda da sonra metsupluğum oluyor. İnmek zor oluyor ama oluyor. Çünkü iki tarafı da yani. İtikadım yapıyor. Ama tampon belgesi koymuş. İmana dokunmasın diye. Sonra itikadın yaptığı bu tahlilleri o 7 tane geçirerek izane kalple tak kalbe şey imbiklerden geçirip özünü veriyor. İtikat diman bütünsel hale gelip aktif olan bir şeydir ki bir manaya göre seni ruştur, bir manaya göre seni buluğudur. Mesela yapıya göre değişir. Yani ne demek o? Hakkı baltıldan temiz edebilme yaşına seni ruş denilir. Çocuk yapabilmeye seni buluğ denilir. Hasan abicim. Onun için hayvanlar da yapar. Buluğ çağıdır hayvanlar ama ruş çağı değildir. Olamazlar. Bazı insanlar var, çocukları vardır. Seni buludur ama hala seni ruş değildir. Onların evlenmeleri, peki ruş çağında olmayanları Osmanlılar da evlendirmezlerdi. Evlendirirse benim gibi uyduruklar çıkıyordu, çıkar diye. Onun için seni ruş olmadan seni bulu aktif etmemek gerekiyor. Abi bir şey daha söyleyeyim. Bulu sorumluluktan kurtarıyor fakat rüştü olmayışı sorumluluktan kurtarmıyor abi gibi. Evet yani rüşt girdi mi? Rüşt. Sorumluluk yüklendi. Çocuk yapabilme girdin. Tabii etti. Abi buluğa. Buluğa. Girdin. Evet buluğa girdin. Tamam. Buluğa girmezsen aslında yani buluğ çağında değilsen sorumlu değilsin. Allah indinde. Ama buluğ çağına girip de rüşte ulaşamadığın zaman sorumluluğun... Oo tabii. Zaten buluğ rüşt içindir. Onun için o zaman otomatik yükleniyorsun. Biyolojiktir buluğ. Cesede bakıyor. Cesedidir buluğ. Öbürküsü dima akıl olur. O dima ve kalp bütünlüğüdür rüşt. Rüşt o diye onun için girmek istemiyorum oralara. Yani biyolojik yapının o esmaların aktifidir çocuk yapabilme, buluğ. Sinir rüşt ise hakkı batıldan temyiz etme ki akıl ve kalp bütünlüğüdür. Abi şey çok güzel oldu. Terklerin yoksa. Teklerin yoksa. O dosyaların. O ilimler o zaman bilgiye dönüşür bir işe yaramaz abi. Müstakil bilgiye tam tersine dönüşür. Yarar. Yükseldikçe alçalıyorsun alçak tabana doğru. İtikadı peki düzenleyen, itikada oturtan nübüvvet midir? Yani peygamberlerin dedikleri midir? İlahi bilgiler midir? Yoksa insan kainata bakarak itikadını kendi mi düzeltmesi gerekir? Eğer kainata bakarak kendi itikadını düzeltebilseydi peygamberler kitaplara ihtiyaç olmazdı. Ve israf olurdu. O zaman ama yani. O peygamberlerin dediği Resulluk ve Nebilik kainata bakmamızı emrediyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ne diyor? Alemleri kullanıyor. Alemi kullanmadan hangi ayet var? Mesela vel cibale eftada. Alemi kullanıyor. Halakna kümezvaca. Alemi kullanıyor. Delil getiriyor. Alemi. Evet. Onlar zaten emrediyor bakmamızı. Fenzur. Yenzuru. Tüsebbihu. Yusebbihu. Hep alemi kullanıyor. Abi. Kur'an lef-i mahfuza indiriliyor. Lef-i mahfuzda formatlanıyor. Ve lef-i mahfuzdan Cebrail alıp Peygamber Efendimiz'e vahiy olarak getiriyor değil mi abi? Hı hı. Şimdi biz... Şekil bu. Şekil bu. Biz şimdi geriye doğru dönüşmeye çalışıyoruz Hasan abi. Geriye dönüşüyoruz. Dönüş yapmaya çalışıyoruz. Yani lef-i mahfuz bir diyot ama yani bizi o tarafa geçirecek. Eğer itikadımızı düzenlersek. Yani lef-i mahfuzda Kur'an'a indirilerek orada format atılıyor ya. Kısacası var ya, senin itikadın son mertebesi lef-i mahfuzdur. Evet. Dima lef-i mahfuzda yapılıyor. Dima'nın son mertebesi itikattır. İtikadın son mertebesi lef-i mahfuzdur. Cebrail'dir, ceberut alemidir. Bizim itikadımız ceberuttur. Ve oraya kadar. Peki arş-ı azamlara, arş-ı azam kab-ı kavsenlere İman artık. İtikat değil. İtikat yok orada. İtikat yok. Lef-i mahfuza kadar itikat ederiz. Sonrası için iman ederiz. Evet.
Yani yok hepsine iman ederiz de. Ha, iman itikatsız aktif. Ha. İtikat bıraktır o zaman oluyor o zaman işte. Oluyor. Bırakın zaten. Ya esmele ya alaya. İtikat tapın olması ve bulu çağı aktif etmesi. Ondan sonra bir de ne dedik? Birkaç tane şey bizi orada çalışırken. Evet. Evet bıraktır. Vasta diye yazmıştı. Zaten diyor. Vastaydı. Bu itikada Burak dediği yer var. Var mı? Var. Gelecek. Ben defteri nereye koydum? Ha. Burada mıydı? Şimdi bak. İyisiniz değil mi? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bizim itikadımızın nübüvvet Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kur'an'dan talimle bize bildirir. Yani şöyle, özür dilerim sana ama... İtikat nübüvvete bakar, iman Resullere bakar. Mesela bizim ehli sünneti itikadında olmayanların itikadı neye tabidir? Biz ehli sünnet olarak hani Resulullah'a... Batıla da tabi oluyor da putlara da tabi, onlar da itikad. Ama iman diyoruz ona. İman demiyoruz. Batıla iman yoktur. Biz de öyle biliyorduk. Bunu araştırana kadar. Batıla iman yoktur. Allah imanın bir karşılığını koymuş. Küfür. İmanın karşılığı bitti. Hidayetin karşılığı dalalet koymuş. Yani o putlara tapma iman değildir. İtikad. Batıl ilahlara itikad ettiler. Hep öyle geçiyor. Hep öyle geçiyor. Biz uydurmuşuz. Abi onu. İman gaybadır ya. Batıl evet. Gayb değil ki alenidir. Mağazan kafası çalışıyor. Devam çalışsa böyle sorun olacak. İman gaybadır. İlahlar gayb mı? Gaybın küfür, gayba küfür olsun. Doğru. Harika. Maşallah. İyi güzel. Devam. Isınmış motorlar. Kendine geldi. Kel olan. Hoşuna gidiyor değil mi? Of fendirazım. Kel olan değil mi? Of. İki tane gafur var sende. Küçük gafur, büyük gafur. Keloğlan bu. Evet. Ondan sonra benim şöyle yaptı. Dedi ki bir tane dedi, bir tane de yedirsene dedi. Kabak tatlısı. Marişe'de, hani Çermik'te, Diyarbakır'da. Bir tane yaptı. Allah leblebi gidiyor. Büyük Hasan dedi ki ne yapıyorsun ya dedi. Ben şey anlamadım ki dedi. Beni at gibi kullandınız dedi derste vesaire. O zaman Büyük Hasan şöyle bir şey buldu. Dedi ki ağzına koyun. Hiç tarayıtma. Tut öyle. Ağzına alıp tuttun mu kabak tatlısını, sanki belki 10 tane, 15 tane dilim yemişsin gibi. Adam kuduruyor. Yani bunlar ne anlatıyor biliyor musun? Olaylarla anlatıyorum ki, küçük aslanla büyük aslanın, büyük gafurla küçük gafurun çatışması sizde de var. Fark etmenizi istiyorum. Zaten etmişsiniz de. Hani tiyatral olarak anlatıyorum. Peki anlatayım. Devam edin. İmanı dışarıya ilan edip ifade eden diman sözcüsü olan itikattır. Bir daha. Abi bir şey diyeceğim ama bir yanlış olmasın. Tamam mı? Yani kendi peygamberin gibi bu itikat yani. Yani yanlış anlaşılmasın. Doğru. Ama. Tövbe estağfurullah. Tövbe. İtikat sanki peygamberin, imanı sanki Allah'ın zat-ı nuru ya. Bir şey demedim. Yani hatırlar mısınız? Bir misalimiz vardı. Belediye şoförüsün gafur. Biniyor. Of. Adem Aleyhisselam. Benim misalim adı bu. Adem Aleyhisselam. Ümmeti. Şit Aleyhisselam. Ümmeti. İbrahim Aleyhisselam. Ümmeti. Şoförsün. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam girdi. Selamun Aleyküm. Ey gafur kardeşim dedi. Resulullah sana dedi. Bir gün cevap aldım. Aleykümselam. Ve zaten diyemezsin ki onu. Diyemem. Çünkü bitti öldün, tamam mı? Resulullah senin otobüsünü biner mi? Biner mi? Kamyona biner mi? Sürattan hoşlanıyorsun. Adam kamyona bindirmiş de. Evet. Çıkarttın öyle bir çaktın ki abi. Ondan sonra ümmeti de bindi mi abi? Evet. Bindi. Sen şimdi böyle 7000 senelik 124000 peygamber, 124 milyon evliya, hat ve sabah gelme asfiya, mümin ve müminat otobüsün şoförü sensin. Zahiri hayatiyeti senin elinde. Tamam şoför.
Ne hissedersin? Buna benzemiyor. İmanı Allah vererek imanla Allah'ı taşıyoruz. Direksiyon, tamam. Direksiyon o şey. Sen itikattır, otobüsün imandır. Binenler imanın içinde olanlar. Nereye taşıyoruz abi? Abi dün Harun lemalardan bir yer okuttu. Dört esmanın bütün evvel, ahir, zahir ve batının bütünlüğüyle ondan ona. Harun'la bir yer okuduk. Üstadın yatsı namazından sonra Elfü elfü selatiyim, elfü elfü selamun aleyke ya Resulallah dediği zamanki hali üstadın otobüs şoförü olduğu hal, biliyor musunuz? O otobüsün şoförü olduğu hal, o hal. Evet, doğru. Yani itikat, haşa, la teşbih ve la temsil bize rehber, bize önümüze kolanı irdeleyen, tahlil eden, tahkik eden, bütünlerle, diğerlerle kıyas edip anlamlandıran ve olmayan bir anlamı ortaya çıkaran nübüvvet gibi, resul gibi itikat, itikadımız. Bu Mehdi Azam'ın cemaatinde olacak deniyordu ya abi. Ondan önce hani Suiti gibi zatlar görmüş etmiş ama ona mazhar olamamışlar diyor hani nübüvvet halinde. Evet. Bu işte bu şeyi yapan, bu işte itikat abi. İtikat. Ona aynı darlık bu yapıyor. İman da ise zatının nuru olduğu için işaret 142'de irade-i cüzenin sarfından sonra irade-i küllenin mümin kulunun kalbine koyduğu zatının bir nurudur ya, esma değildir. İmanla Allah, itikatla peygamber. O zaman abi, itikat o zaman çalışıyor. İtikat hakiki sahabe de yapar o zaman, lafı oraya getirecek. Hadi şöyle yapar. Barla'da sen diyor bu 19. mektubu diyor yazarken böyle bir tarih mali kitapların yoktu. Kütüphanesi de yoktu, yaverleri yoktu. 19. mektupta Mucizat-ı Ahmedi yazarken o hulasa hadiseleri ve isimleri o tasvir edip ifade etmek ancak o alim-i manada onları keşfedip görmekle yazılabilir. Diyor abi, mektup yazıyor usta da, usta da bunu barlaya koy. Hasan abi ya. Umumu hukuk olduğu zaman tevazu yapılmaz. Umumu hukuk. Abi maşallah bu itikadı iyi çalışmış, çok iyi bir manadır. Benim vasıtamın ortaya çıkmışsa ben kendimle alakalı tevazu ederim. Külliyatta tevazu yapma hakkım yok. Hasan abi bir şey okuyabilir mi ya? He, okusun. Şeyde 19. mektubun başında diyor ki abi, bu risale 300'den fazla mucizatı beyan eder. Risalet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam mucizesini beyan ettiği gibi kendisi de o mucizenin bir keramettir. Kürsü var mı? Yani kendisi... Risale'nin kendisi. Risalet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselamın mucizesiymiş. Evet. Peygamberimizin risaletliğinin mucizesi 19. mektup. Mucizenin kerameti. Hızlı evet. Okuyunca farklı ama böyle dikkatli okumuş. Çok dikkatli, böyle dizersen. Şimdi erken ara verdirecekler size Hasan abi. Daha erken saat onu okumasaydık keşke. Kim görmüşse diyor, kat'i hükmediyor ki bu bir sır gaybidir. Mucize-i Ahmediye aleyhissalatü vesselamın bir kerametidir. Yani peygamberimiz kendi mi yazdırdı o yani geçmiş. Olmayacak. Yazmış o elle. İtikatta kendi yazmış. Bir dakika Hasan abi, Allah aşkına ya, konum şuna çarpıp duruyor, kusura bakmayın. Peygamber Efendimiz'in ağzı, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ağzından ayet çıkmış mı abi? Aynı ağızdan. Aynı ağızdan. Kutsi hadis çıkmış mı? Çıktı aynı ağızdan. Abi sünnet de çıktı mı abi? Hadis çıktı o ağızdan. Hadis de çıktı mı? Çıktı o ağızdan. Peki, yani yanlış... Aynı ağızdan çıktı. Tamam abi, o zaman bu el, Said'in eli de olur. Bediüzzaman eli de olur. Bediüzzaman eli de olur. Önemli olan o kalem var ya, kalem. Kalem ha Said tutmuştur, ha İmam-ı Rabbani, ha Resulullah tutmuş. Kalemi kim tuttu? Kalem yazdı ama kim tuttu? Zaten veraset-i nübüvvet değil mi? Evet, veraset o. Veraset. Varisi olmak. Onun şeyi yani, onun kendini. Mesela veraseti noterdeki vekalet gibi. Mahkeme şüphe ediyor mu sende?
Hasan'ı vekili misin? Öyle ama o gibisin. Os, o gibisin, os. O kadar. Ben Harun abinin dediğinden şunu anladım. Diğer öncekiler velayetle gitmiş, yani kalp yoluyla gitmiş. O yüzden tek bacaklı ve velayetine mazhar olmuşlar. Sahabe ise diyor nübüvvetine mazhardı. Yani dima ile birlikte görüşürdü. Yani hem dima hem kalp yoluyla birlikte görüşürdü. Aynı zahirde mazhardı. Aynı zahirde, zahirde hakikati görmek o. İşte ismi Rahim ve Hakim de ise yine iki ayakla birlikte götürüyor diyor. Yani Mehdi ve şeyi, cemaati iki ayakla gidecektir. Yani itikat ve yani hem dima hem kalple birlikte gidecektir. O misalde diyor. Evet. Yani ben öyle anladım. Öyle mi demedim? Evet. Bak, aynı zahirde hakikati müşahede etmek. Hatırladınız mı nerede geçtiğini? Dediniz demin, bu kalem ama her şeyi gösteriyor. Evet. Yani nerede biliyor musunuz bu cümle? 27. sözde. 27. sözde geçiyor. Sahabe şey. Bak. Aynı zahirde hakikati görmek. Zahir itikattır. Evet. Aynı itikatta iman da var. Yani itikadın gördüğünü iman otomatik görüyor. Ama imanın her gördüğünü itikat görmüyor. Çünkü dima kalbin bir şüphesi. Mazhar-ı efkarı. Yani dima kalbin bir şüphesi. Kalbin şubesi dima, kalbin şubesi vicdan. İman kalbe aittir, vicdana değil. O zaman iman her şeyi, imanın haberi var. Ama imanın her şeyi, itikadın haberi yok. Yani albay, alayında haberi var, her şeyini, ama bölük komutanı, alaydan hepsinin haberi yok. Devam edelim. İmanı dışarıya ilan edip ifade eden, bir daha, imanı dışarıya ilan edip ifade eden diman sözcüsü olan itikattır. Yani gaybi şehadeti dönüştürüp burayı buraya uygun, buraya tercüme eden itikattır. Gaybi alemi şehadete tercümanlık yapar. Gaybi alemi şehadete tercümanlık ediyorsa abi, o zaman bu vazifeyi yapana ne denir abi? Gayb alemlerini buraya tercüman edenine itikat. İtikat. Sistemin adı itikat. Vazifeyi yapana nebi denir abi. Nebi denir. Nebidir. Yani şöyle denilirse, insan bütün kainatın cemil cemi değil mi? Evet. Madem Allah kainatı, kainatta sıfatlarıyla var, zatıyla yok. Allah zatıyla bende var da, Resulullah bende zatıyla niye olmasın? Allah zatıyla mı gaybdır? Sıfatlarıyla mı? İtikatta görünüyor o zaman. Allah şeyle gaybi, iman gaybadır. Sıfatlarıyla zahirdir. Bak Allah kainatta sıfatlarıyla vardır. Zatıyla insandadır. Kainat gayb değildir. Şahadettir. Anştır, şuhuttur. İman, imani bilgayb, imani şahadetten üstündür. Gayb üstündür. Şahadet hiçbir şey değil bunun yanında. 25. sayfa Kastamonu. Mesela misal veriyor. Gözün daldı, batan gemide hazine arıyorsun. Baktın bir odaya girdin diyor. Keri var, bir uzun çubuk ve yuvarlak işte misket gibi hazine gördün. Çıktın dedin ki hep hazine bununla doludur. Ama projektörle açık gözle baksan, her odaya baksan bu değil. İmani şuhud, senin şahit olduklarına iman ettin. İmani bilgayb, Allah senin şahit olmadıklarını da sana haber veriyor. O haber Allah'ın haberi, imanı bil gayiptir. Senin iman bir şuhud dediğin şahit olduklarından üstündür. Allah'ın bildikleriyle, sana söyledikleriyle senin gördüklerin aynı mı? Şöyle diyeyim bak. Şu kanlıdaki metinde Latife-i Rabbani'den anlıyoruz ki biz. Müşahedetullah'a sebep oluyor ya. Müşahedetullah. Latife-i Rabbani'den. O zaman imanımız ile müşahede ettiğimiz şey başka bir sistem yani. Bu bende başka bir şeyler konuşuyor. Bu hadisi tam anlatamadım abi ama. Anlatmasan da olur. Yani vicdanın en Latife-i Rabbani'si ile itikadın şeyin birlikte eş zamanlı mı çalışıyor? Yok zaten ruhdan anlıyoruz ki. Eş zamanlı.
Latife-i Rabbaniye itikadı besliyor. Müşahedetullah bunda oluyor. Ama gayb olan Allah'a iman etmemiz başka bir sistem. İmanda başka bir şey var. Bildirim sistemi var. Biraz yapalım, gidelim. Hasan abi, özür diliyorum ama bir yer daha okumamız lazım. Çok tamam, okuyalım. Okuyorum. Hasan abi, okusun be. Vallahi olsana ya. Abi şey... Peygamber'e sokmayın. Sokacak. Çıkmadık ki sokalım abi, dur inşallah. Sahabelere niye yetişilemiyor? He tamam. Mevzusu var da, abi. Orada diyor ki, en büyük veliler sahabe deresine çıkamıyorlar. Hatta Celaleddin Suyuti gibi uyanık iken çok defa Sohbet-i Nebevi'ye mazhar olan veliler... Bak uyanık ha, bu ha uyanık bu. Uyanık bizim iken... gibi uyanık değil ha. Biz saf tiri kaldık, şu an kaldırmış. Uykudayız biz Resul'a. O uyanık, yani buradayken de uyanık. Buradayken Resul'un sohbetine müşerref olan. Resul'a nerede? 1400 sene önceki sohbeti nasıl sohbetine müşerref oluyor? Ya niye buralara beni şey yapıyorsun? Sonra neyse, devam et. Neredeydin, nasıl gitmiş, nasıl sohbetine müşerref ediyor ya? A, duyuyor musunuz kulağınız? Ne diyor? Resul-i Ekrem aleyhisselam ile yakaz eden görüşseler ve şu alemde sohbetine müşerref olsalar yine sahabeye yetişemiyor. Çünkü sahabelerin sohbeti nübüvvet-i Ahmedi aleyhisselamın nuruyla yani nebi olarak onunla sohbet ediyor. Şimdi buradan nebi ile. Öyle demiyor abi, biz öyle anlamadık. Biz öyle anlamadık. Aslında burada anladığımız tarz Peygamber Efendimiz'in nebi cihetine sohbet ediyorlar gibi anladık ama şöyle. Nübüvvet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselamla değil, nübüvvet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselamın nuruyla. Yani nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Nebi olarak onlarla sohbet ediyor demiyor. Nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Sahabelere nebi diyor burada. Yanlış anladım. Yanlış anladım. Ters ol. Ters ol. İtikada dokunur bu. Nebi cihetlerinde. İtikad cihetinde sohbet ama yok mu onlarda bir karşılığı? Ha, o olur. Şimdi bak. İman bir bakıştır. Allah'ın bakışıdır. Değil mi? İman Allah yönüdür. İman esma kaynaklı da değil, sıfat da değil. Nasıl ki zatının nuru bende var, onun adı imandır. Peygamber Aleyhisselam'ın nuru bizde yok mu? O nuru düşünürsen, kendisi değil, aynadaki nur. Nuru. O cihetiyle biz nebiyiz. Yani intikatta gözükürse. Nebi yani, olarak diyor zaten, nebi direkt nebidir demiyor. Ha, nebi yani, olarak diyor. Nebi, ha. Yani, ama o çok zorluyorsun orayı da. Fakat bu aslında düz mantık da var zaten. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyet-i manevisi itibariyle hepimiz onun bir cilvesi değil miyiz? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Evet, çünkü aynı şey. Yani insanlık bir tanedir diyor. Mahiyet insanı birdir. İnkısa mı diyor, çoğaltma diyor, başka yok diyor, gayri kabildir diyor. Boşuna şey yapma, yalan da. Hazreti Ali diyor ki, besmelenin altında bir tanedir, cahiller çoğalttı diyor. Ha şimdi, mahiyet insani birdir. İnsanın mahiyeti birdir, bir. İnsana dediğince mahiyet yok, insanın mahiyeti birdir. Abi siz dünkü dersinizde, dünkü dersinde Hasan abi söylüyor aslında aynısını da, biraz farklı oldu. Ama öyle söylemedim. Ebu Bekir, radıyallahu anh da, sıddıkiyet, kendisindeki sıddıkiyet değil ki, Resulullah'ımız kendi sıddıkiyetini onda patlatmış. Patlatmış o. İşte bu yani manada oluyor aslında. Yani eğer bu Ebu Bekir Sıddık doğası itibariyle, istidadı değil, itibariyle, kabiliyeti değil, sıddıkiyet vardı herkeste olduğu gibi. Resulullah onu işlettirdi. Zannediyor ki müstakil bir sıddıkiyeti var Ebu Bekir Sıddık. Sıddıkiyet sıfatını Allah Resulü onda gösterdi. Kerametini ağaçta gösteriyor, suda gösteriyor, zehirde gösterdiği gibi. Adaletini de Ömer'de gösterdi. Şöyle diyeyim. Bana diyorlar ki Çermik'te, abi kaç saat meşgul oluyorsun? Vallahi dedim yemek, tuvalet, tarih, bütün saatim bu. Risale okuyor, bununla çalışıyor. Maşallah ya 5-6 saat nasıl verebiliyorsun kendini Risale? Bana maşallah diyeceğine, ne kadar meşgul oluyorsun, maşallah diyeceğine...
Nasıl bir kitap ki beni 5-6 saat kendisiyle beni meşgul edebiliyor? Sen de bir kitap yaz da bir saat her gün meşgul olayım. Yani meşgul olan meziyetli gibi gözükürken meziyetli olan gözden kayboluyor. Nasıl bir eser ki beni 5-6 saat meşgul edebiliyor? Tamam. Yani aynı şey. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mahiyeti bizde yok mu? Bir şahsiyet kazandık. Bizde inkişafın ispetinde kabiliyet olur istidat. Herkes doktorluk istidadındadır ama herkes doktorluk kabiliyetinde değildir. Gibi. Herkes alim olma istidadındadır ama herkes alim değildir. Şimdi o nübüvvet Resul'un bizde uyananıdır. Burada itikatta kendisini bütünlük olarak gösteriyor. Nübüvvet. Bak bakalım. Velayetiyle gitti. Risaletiyle geldi. Değil mi? Peygamberimiz neyle gitti? Velayet. Niye risaletiyle gitmedi? O zaman kimse gidemezdi. Herkes risaletiyle, o zaman herkes gidemezdi. Peki, herkes gidemez o zaman. Allah Resulü'nün Resul yapan kitap gelmesi değil midir? Evet. Kitap hangi makamdan geldi? Lef-i Mahfuz'dan. Peki, Lef-i Mahfuz'dan yukarısı risalet makamı var mı? Var. Risalet mi? He. Bu dediğinize göre yok o zaman. Oradan yani yok. Kur'an geldiği için, suhuf geldiği için Resul olmuş. Ha, orada. Ha, bazı peygamber Harun Aleyhisselam suhuf gelmemiş, kitap gelmemiş, nebidir. Nebidir ama. Resul değil. Aha. Tamam. Şimdi Resulluk şeyden gelmiş. Unvanı alıyoruz. Aslında hani kanuniyet itibariyle tabii ki sufut-ı sübattan, kelamdan gelmiş. Ama ayağın olduğu lef-i mahfuzdur. Ali Tavda. Hah. Ali Kar. Beni kurtardı Allah razı olsun. Lef-i mahfuzdan geldi mi abi şuradan? Evet. Burası lef-i mahfuz. Evet. Buradan Kur'an geldi mi buraya? Bu Resullük lef-i mahfuza azami derecede mazhariyetten kaynaklanıyor. Bir tamam ya. Kur'an buraya indi. Buraya inmedi. Peki buraya Kur'an indi. Bundan sonra Resullükse burası nedir? Velayetmiş. He? Daha yukarısıdır. Velayet evet. Mertebesi o zaman. Bak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buradan Miraç'a velayetiyle gitti diyor. Gitti. Risaletiyle döndü. Zaten risaleti kanuniyet olarak aldı. Hayır, burada risaletiyle dönmesi için bir ayet alması gerekiyor. Amen. En az bir ayet. Amen Resulü aldı. Amen Resulü'yle, Amen Resulü'yle Resullük risaletiyle dönmüş oluyor. Aman dedi ki lef-i mahfuzda ayan oldu. Tabii, bak şimdi. Kur'an burada ayan oldu mu? Resul oldu daha önce. Hı-hı. Ama başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Buradan gelerek Resul oldu. Tamam. Aldım abi. Aldım. Peki bu Resul iken niye Risale Resul iken risaletiyle gitmiyorsun da velayetiyle gidiyorsun? Yani hepimiz de gidebilelim diye. O kapıyı açık bırakmak için. O kapıyı açık bırakmak için. Çünkü herkes Resul olamayacak. Olamaz. O velayet ancak olur. Anladın mı? Velayetiyle herkese kapı açık. Zaten gitti geldi o kapıyı açık bıraktı. Anlatmak istediğim iki tane, üç tane bir tanesi şuydu. Yani risaletiyle gitse herkese kapalı. Leküm dinüküm ediyeti. Risaletiyle şuradan gitmedi. Velayet. Onun velayetinin gölgesine dahil olanlar gidiyorlar diyor zaten kendisi. Gidebilirler demiyor. Gidiyorlar. Arkadaşlar gidiyorlar. Gidiyorum da söylüyorum. Gidiyorlar. Masaya doğru gidiyorlar. Gidiyorum. Gidiyorlar. Hep beraber. Gidiyor. Yani eylemde olanın sözüdür. Evet. Bak şimdi peki velayetiyle gitti buraya. Risaletiyle sırf gitseydi buraya kadar gelecekti. Risalet makamı. Peki velayet çıktı buraya. Peki burası biraz
şeysiz oldu, ayetsiz oldu. Bu sefer Allah buradan verilmeyeni burada vererek burasında risalete dönüştürmüş dönerken. Giderken değil. O zaman onun gölgesinde giden herkes bir risaletle dönüyor. Risaletin gölgesiyle dönüyor. Gölgesiyle dönüyor. Yani oraya gitmek risaleti almak sana için. Sana bir şey veriliyor o zaman. Vazifeyi almak için. Evet. Asıl imamları eser almak için. Bir de hatırınıza belki gelir mi? Her namaz, ezan vakti herkesin ruhu çıkar şuraya kadar. Kürsünün. Buraya kadar çıkar. Arş-ı Azam'a değil mi abi? Yok, buraya kadar çıkar. Müsaade edilmemiş. Geri dön. Bu adam namaz kılamaz. Kürse kadar. Şeytan burada takıldı. Buraya kadar miraç oluyor. Şeytan da yaptırabiliyor. Seni çıkartabiliyor. Mesela namaz kılanlara kötü rüyalar görüyor. Başladığı gün akşamları. Namaz bıraksan çok uçar, kaçar rüyalar görür. Yani takşi yapmasın. Buraya kadar şey yapabiliyor. Eğer bir ruh namaz vaktinde bu şeye kadar gidebiliyorsan, buralara kadar, taarşal kadar, aşazamlara kadar, ondan sonra gidebiliyorsa, o adamın bedeni arzda namaz kılabiliyor. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile diyor. Bir nevi huzura kabulün ile geliyorsun namaz kılıyorsun. Öteki tarafa girmeyelim. Şimdi konudan çıkmayalım. Olur mu? Konudaysa da itikat bu abi zaten. Peki. Bu, yani bunu fark ettiren itikat mı abi? İtikat. Evet. İtikat. İtikat. İtikat abi mi fark ettiren? Bak. İtikatla. İtikat. Peki biraz da gidelim. Şey itikat. Ha. Bu da vardı değil mi yanımda? İtikat ve akaid birlikte değil mi? İtikat, akaid denilen şey itikadın malzemeleri. Yani usulü, prensipleri, dusturları. İtikadın işlev malzemesi, akaid. İlim. Kader de itikadın malzemesi. Evet. Kader, iman-ı bil ahiret, iman-ı billah, bütün o iman esasları, İslam esasları, ilim, usul, furu. Bütün o ilim şeyler şeydir, itikadın malzemesi. İtikad. Yedici yoluşturur. Yani ha? Yaşıyor. Altı iman esası yedici yoluşturur işte. Peki, sen sırf bunu bir tane yapabilsek yeter ha. Kim itikadın misbahını ışıklandırıyor? Soru soruyor. Kim itikadın yazıyor ya, misbahın ışıklandırıyor. Allah'ın nuru semavat. Kim o şey diyor, soru sordu. Kitaba soru sordu. Diyor ki, cem-i zerrat-ı kainat. Peki, nasıl itikadın misbahını ışıklandırıyor? Acaba, birer birer zat ve sıfat ve sair vücuh ile gayri mahdut olan imkanat mabeyninde mütereddit iken bir ciheti takip hayrat başa mesalihi intac etmekle sani vücubu vücuduna şehadetle yapıyormuş. Şimdi izah edecek. Bak neyle yapıyorum? Sani vücubu vücuduna şehadetle yapıyor. Şimdi bak. O zaman itikat burhanı delil ve hüccetlerle çalışıyor ve imana malzeme yapıyor itikat. Yaptığı, ürettiğini imana gönderiyor. İtikat. İtikat zahirle kaynaklanıyor, besleniyor, kuvvet buluyor. Çünkü itikat mükte olan zahirdir. Batını olan, melekutu olan ise imandır. Birisi mükte, diğeri melekuttadır. İtikat, ne o biri dediniz? Birisi mülkte olan itikattır. İtikattır, melekutta olan imandır. Yazayım onu, eksik oldu. İtikat,
İki nokta üst üste. Latife-i Rabbani'nin sözcüsü. Yani içindekilerin dışarıya, o metne bakın orada görürsünüz. Dışarıya mülk cihetindeki ilancısı, batını ilan eden, ifade eden, ölçülerini, usullerini ibraz eden, usullerle donatılan, güçlenen ve yürüyendir itikat. İtikadı tanımladım. Ne ile şey yapıyor? Topladım. Çok fazla uğraştım. Bir de okuyorum. İtikad, Latife-i Rabbani'nin sözcüsüdür. Alem-i Şehadet'te yani. Yani içindekilerin dışarıya mülk cihetindeki ilancısıdır. İtikad, batını ilan eder, ifade eder. Batındaki ölçülerini, usullerini ibraz eder. Batının ölçülerini, usullerini, yöntem ve yollarını, batının yollarını, ölçülerini ibraz eder. Zaten bunu bilmeyen de ya cebri olacak ya mutezile olacak, geleceksiniz. Ondan sonra cebri ifrattır itikatta, mutezile itikatta tefrittir. Çok acayiptir. Bunu tespit acayip. Mutezile itikatta ifrattır. Şeye tefrittir. Cebriye ifrattır. Ehli sünnet fasattır. Neler aletecek bu? Ondan sonra ifrat ve tefritte olana ne denir? Kafir olur mu? İmanla alakalı olsaydı kafir olurdu. İtikatla alakalı olduğu için ehli bidardır diyor. Usulde, usul dersinde veriyor Risale. İmanda ifrat ve tefrit yapanın kafir oluyor. Şirk oluyor. İtikatta ifrat ve tefrit yapınca ehli bidâ oluyoruz. Kafir olmuyoruz. Az sonra. Çok tuhaf. Usul, ilmi kelam dersi veriyor. Latife-i Rabbani'nin sözcüsü olması ilginç ya. Yani. Çok. Değişik. Bak. Bizi heyecanlandırdığını şey yapmayın. Saniye vücubu vücuduna şahit ediyor. Bana ok o tarafa da bu tarafa ok hissetmiyordum yani. Yani hep böyle bizi imana götüren vasıta diye kafada var ya şimdi. Bu sefer oranın bu tarafa şeyi oluyor. Aa, bak abi. Saniye vücubu vücuduna şahit ediyor bu hariç. Buradakileri. Gördüğüne dediğim bu yok. Buradan. Avali bir gaybin emrisici olan, şimdi geçti öteki tarafa. Kimmiş? Latife-i Rabbani. Onu burada ifade eden itikat. Alemi gaybı, alemi şahit. Bu birincisi. Şahit olduğunu bu tarafta gözüküyor veyahut da ifade ediliyor. Delilebilir ama gaybadır ya bak. İtikat iki yönde çalışıyor. Şahit olduğu mevcudatta üstüne almadın. Sani vücubu vücuduna şahit edenleri topluyor, arı gibi topluyor, alıyor. İmanı besliyor. İmanın sebebidir bu noktada. İman bağlığını yaptıktan sonra, emeğiteştikten sonra iman tekrar itikadını da düzeltiyor. İman, ilk derslerde yaptığımız o... Aynı deliller. Yani itikat imanın hem sebebidir hem sonucudur. İmanımız itikadımız olarak gözüküyor. Gözüküyor. Bak, buradan oraya senin yolun şu. Bu mevcudattakine şahit olduğum delil, burhan, hüccetlerle içeriye taşıyor. Sonra avalimi gaybiyenin emzici olan, haritası olan Latife-i Rabbani var. Onu da burada, batını da burada ifade eden, ışıklandıran itikattır. Şimdi buna soru soruyorum. Misvanı ışıklandırıyor. Ne yapıyor ya? Demek ki itikat iki yönle çalışıyor. Zahirdekileri alıyor, eşya, elma, armutu, dimanın imbiklerinden geçiriyor, imana dönüştürüyor onları. İmana dönüştürüp veriyor oraya. İmanda bana böyle bir iyilik mi yaptın? Vefa yapacağım. İmandaki yapı itikada besliyor, çapını yükseltiyor. Çapını yükseltiyor ki daha fazla kaliteli al bana. Abi şey emerse ahirdir zaten. Ya. Çok dehşet ya. Şimdi bunlar niye hiç kaldırmıyorlar biliyor musun beni böyle ayağa sana? Tamam abi bilmiyorum. Çünkü söyleyeyim. Çünkü bunlar abi korkuyorlar sizden yiyecekleri fırçadan. Ben hiç korkmuyorum abi. İstediğim kadar fırça atın bana. Şimdi siz abi... Boşuna kalmadın. Biraz yok. Değil. Şimdi az önce Osman Hanım dedi ki bu çekirdek imandır değil mi abi? Hı hı.
Buradan ağaç çıkıyor. Evet ya. Bu itikat mı abi ağaç? Evet. İtikat. Ağacın komplesi. Evet. Ağacın komplesi itikat mı? Evet. İtikat. Evet. Şimdi bu meyveler de itikat. İtikadımıza zarar. Meyveler de kayanın içindeki çekirdek. Bunlar da iman. Böyle. Başka bir şey oldu. Yani. Daha başka oldu. Şimdi Hasan abiye bir ya veyahut da şunu söyleyeyim. Şimdi şehadet diyor değil mi abi? Şehadetin olması için bir tane şehit lazım. Yani şahit olmak için bir tane şehit lazım. Yani şu, al burada çizmeyeyim ben. Şöyle çizeyim sizleriz. Çiz. Allah önce şehit oluyor ki sen şahit olasın. Sen şahit olduktan sonra şu aslında bunu o kadar güzel ifade ediyor ki Hasan abi. Size birisi sormuştu ya, Risale-i Nur sana ne kattı? Neydi cevabınız abi? Önceden bakıyordum dağa. Neydi, bir tamamlarsanız abi onu. Ben dağa bakıyordum eskiden, nurlar tanımdı. Dağ, dağdı. Tamam mı? Dağ dağdı. Burası. Deniz de denizdi. Sonra nurları tanıdım. Evet. Dağ dağ değilmiş. Deniz deniz değilmiş. Allah Allah. Tamam. Sonra sonra değilmiş. Nereye gittin? Sonra biraz da baktım ki dağ dağmış. Deniz de denizmiş. Meyvenin içindeki çekirdek. Ondan sonra ne değişti dedi. Başa geldin dedi. İşte meyvenin içindeki çekirdek. Yani siz bu sistemi anlatmışsınız abi. O zaman dedi ki sen dedi aynı başa geldin. Değişen ne dedi? Daha yerinde duruyor dedi, deniz de yerinde. Ben değiştim. İşte bu yaratılışın kanunu, kuralını yaşamış oluyorsunuz Hasan abi. Bir tanesi fena fillahı anlattı mı? Evet. Ötekisi belki kabile aklıma geldi. O şehit olan, şahit olur anlamadım. O, yani o kuralın şimdi, üstüne günah yani şunu diyor. Söyleyeyim, şunu söylemek istedim ben. Biraz böldüm, hakkınızı helal edin. Şimdi Allah-u Teala, yani 24. mektubu ben senden o yüzden biraz istedim. Tamam. Allah-u Teala tanınmak istiyor. Bilinmek istiyor. Öyle mi abi? Yani şehit oluyor, şehit. Allah-u Teala tanınması için şehit oluyor. Yani kendini veriyor bize. Tanınmak istiyor. Mesela şehit nedir? İnsanın aslını, aslını ortaya koyup daha değerli bir şey. Aslını ortaya koyabilme. Cenab-ı Hakk'ın aslı nurudur, zatı. Bize imanı vererek şehit oluyor. Evet. Biz de ona şahit oluyoruz. Sübhaneke ya şehit talite ya şahid ecirne minen nari biafike ya rahman. Oradan bakmıştım. Sübhaneke ya şehit talite ya şahid ecirne minen nari biafike ya rahman. Ya. Abi işte birincisiyle bizim o şehit, askerdeki şehitle kafanız girer, o bir cilvesidir. O değil. Zaten o esmaya mazhar olduğu için adam öldüğünü anlamıyor. Şehit esması var. Azami derecede mazhar. O kürsün şehidi abi. Evet. Bu bahsettiği iletişim. Ama ondan büyük. Nasıl dedi? O kürsün şehidi, bu Lef-i Mahfız şehidinden bahsedin. Evet. Kürs şu. Şu. Bedensel şehit o. Ha. Peki, Arş-ı Azam'ın şehidi nedir? Alimin mürekkebidir. Bunlar. Kırmızı. Çünkü o askerdeki çocuğu yetiştiren alimdir. O ruhu veren odur. Dolayısıyla onun mürekkebi çocuğa şehit ve vatan millet için. Bunun için Allah şehit kabul ediyor. Kendini ortadan kaldıran vatan, din, namus için. Sen o zaman başkalarının yaşaması için kendi yaşamanı bıraktınsa ben de sana adım atıyorum. Sen de yaşama, nihayet yaşama hakkını elde ettin. Çünkü insanın en büyük değeri yaşamıdır. Yaşamak için yaşamını yitirdinse sen yaşama hakkını kazandın. O işte kendisini en ulvi değerleriyle ortaya koyan şehit. Şahit olsunlar diye. İlk önce kendisi şahit. Yani mahiyeti zatiyesi şehit oluyor. Şuunat-ı zatiye ortaya çıkıyor. Şuunat-ı zatiye, mahiyeti zatiye şahit oluyor. Şehitliğine.
Çünkü şehitliğine şahit olan şehit oluyor. Abi kalben. Kalben. Sonra şuunat-ı zatiye sıfata şehit oluyor. Sıfat esmaya şehit oluyor. Ama geri dönüyor. Esma sıfata şahit oluyor. Sıfat şuunata da şahit oluyor. Abi hep kalp. Yani kalp hep önden gidiyor sanki. Ha burada ne anlatacaktın abi? Biliyorum ki ne anlatacağım ben de hatırlamıyorum. O zaman bunu ne anlatmıştı, demişti. Yani kalp. Kalben şehit oluyorsunuz. İtikaden şahit oluyorsunuz her daim Hasan abi. Çok güzel o. Bu güzel. Değil mi? Şehitliğine tamam, şahit oluyor. Uzatıp bozmayayım o zaman duyayım artık ben. Ben de gel. Bu güzeldi. Evet, evet. Herhalde bunun için çiğir geçti. İmanın başka bir şey daha var. Neyse gel. Sen bir mantık değil. İtikaden şahit oluyor. Çünkü şehit, imana şahit, esma şey ya, olur. Yani ne biliyor musun? Bunu ekledin, onu çıkarttın, bir şey diyeceğim size. Yok onu dedim, bunu dedim. Onlar ne dediğin, ne kadar dedi, o kadar önemli değil. Sistem nasıl çalışıyor, onu becerdik mi? Tamam. Bugün yanlış olsa ifade, yarın doğrusu olacak ama sistemi bil. Bak, Siverek'te, sağlıkçı ya, vakıfta değil. Adam uhuvveti yapmış. El hubbu fillah vel buzu fillah. İkisinin dişe vuruşlarını yapmış. Bir harita yapmış ki ben yapmamışım, bilmiyorum. Adam sistemi yakalamış. Nur dersin. Bu haritalı dersi dinle. El hubbu fillah vel buzu fillah. Ha, inisar-ı zihniyet. İnisar-ı zihniyet vel buzu fillah merkezinde. O ondan çıkıyor, ondan çıkıyor, ondan hop topladı. Uvvet-i sahasını acayip yap. Harita. Belki de seneler vermiştir. Sifonu takdim etmeye. Abi bak olayı diyor musun? Baktık, sene vermiş bir harita. Sen de kalkacaksın şu emeğe, yanlış da yoksa vesaire. Allah ya bunu anlamıyorum, birçok adamsınız acaba. Yani bu adamları ABC'ci öğreteceksin. İş kullanmayacaksın. Sakın itiraz edenleri, bakın, öğrenmek içinse çenenizi değil hırtlarınızı yırtın, anladın. Sakın tek için yap, onu ikna edeyim. Sakın ha kardeşiniz olan tenkit için bak böyle tenkit ya böyle diyorsa Allah rızası için istiyorum sizden. Sakın iki kelam etmeyin. Bırakın cahil kalsın. Bilmesin. O adamlar başa bilirse başımıza bela alacak. Ya, tenkit eden birisine bu manaları anlatmayacaksın. O zaman sus. Tam haklısın. Ya sen ne yapıyorsun ya zarar veriyorsun. Haklısın ya. Cahil işte Hasan. Ne anlar bu işlerde? Benim de zaten başım beladan. Ya sen de bahsediyorum dedi ya. Benim de başım beladan. Kim de sana bahsediyor? Benim küçük Hasan var dedim. Küçük Hasan, büyük Hasan. Vallahi benim de başım beladan. Doğru söylüyorsun. Daha şeylere haklı. Şah hak ediyorsun dedim. Yanlış yapıyor bu adam. Bu adam yanlış yapıyor. Ahtı valla. Anladı dalga geçiyor. Hasan abi itikad imana ikrar eder mi? Yani itikadı olta kaldırır mı? İman. Evet. Yani ikisi ayrı ayrı mı birbirine mi? İkisi öyle beraber çalışıyor şeyde olan. Çocuklarda, delilerde, hayvanlarda, ağaçlarda tek çalışıyor. O değil ya. Mesela usta diyor ya, ben cüz-i ihtiyarından vazgeçtim. Bu artık imana direkt bağlanma mı oluyor? Yani harika bir soruydu. Orada cüz-i ihtiyarından vazgeçtim. İhtiyar aklıydı. İrade kalbidir. İrade şer'i tercih edemeyiz. Cüz ihtiyar tercih ediyor. Doğrudan itikada bakıyor. Evet tamam bak şimdi. Ya ne biçim konuşuyorsun? Kafirlerin, sefilerin bizim televizyon açarken tercihimiz irade değildir. Çünkü irade kalbe, vicdana ait bir sıfattır. Vicdanın soğan kabuğu gibi en dışında irade var. Gir içeri zihin var. His var, latife yapar. Bu subutu sıfattan olan irade inikasıdır. Şere vasıta olmaz. Şere basta olan, buna da payandadır, kafamızdaki, tasavvur, şey, taakkuldaki cüz ihtiyardır veya nereye koymuştuk? Tasavvurda mıydı? Niye abi? Cüz ihtiyarı. Devamlı değişerdi.
İki yönü açıktı. En son onun ihtiyarı için bir yerde emri ismi mi? Ya tasavvurdu, ya tatlı, tamam neyse. Dolayısıyla itikat hiçbir zaman ortadan kalkmıyor ama yalnız tamamen bir geçiş yapan bir şey gibi, yani kapı gibi, yani elektronik kapı gibi oluyor. Çünkü itikat kalkmaz. Niçin? İman seviyesine yükseliyor. Dönüyor da iman tekrar itikadı da yüceltiyor. Çünkü kabirde imanla itikat cevap verecek. Muhatap itikattır. Evet. Yani irade imana bakar, ihtiyar itikada bakar. Onu da yapın. Abi herhalde arkadaşların biraz dinlenmeye ihtiyacı var gibi mi? Tamam peki. Peki şu cümleyi bitirsek mi? Şu. Ya, burayı bitirelim. Bu paragraf için bir taneyi. Tamam. Zaten peygamber şey olunca ondan sonra toparlanamadım ben. Evet. Resullenebilirlik onu benim şey yaptı ya. Çünkü peygamber alemimizde farklı oluyor. Neredeydik? Şunu bitirsek... İman ise... Ha bak, ona geçmeyin. Bir daha okuyorum. İtikad iki nokta üst üste. Latife-i Rabbaniye'nin sözcüsüdür alem-i şehadette. İtikad, yani sözcüsü ne yani? İçindekilerin dışarıya mülk cihetindeki ilancısıdır. İtikad, batını ilan eder, ifade eder, ölçülerini, usullerini ibraz eder. Hangi yolla batına gidilir? İtikad, usullerle donatılan, güçlenen ve yürüyendir itikad. İman ise itikadın verileriyle oluşup meydana çıkan, fakat iman aynı zamanda iman ettiği şeylerle beslenen, mesela itikad aynı zamanda imanın beslendiği şeyle de besleniyor. Misal, Allah'a Celle Celaluhu'ya imandan sonra iman ettik. Karımız ne? Cennet falan değildir. Önce itikadın düzelir. Bak şimdi, Allah'a iman etmek, cennete gitmek için şey olsaydı, sırf iyi. Ama denilirdi. Zaten cennetteydik. Allah'a iman etmek bu dünyada orada olmuyor. Hani ahiret iman etmek, Allah'a iman etmek, meleklerin iman ettiği şeyle, çocuk anasının emel gibi iman ettiği şeyle beslenir. İman ettiği şey onun malzemesidir, kaynağıdır. Çünkü iman seni aslına götürüyor. Yani Allah'a iman eden, sonra Allah ile beslenen, feyiz ve kemal alan, nasıl besleniyor? Feyiz ve kemal almıyor muyuz Allah'tan? Namazda veya Kur'an okunurken veya derste bir şey olmuyor mu? Güzel bir hal olmuyor mu? Yani hal. Nedir o? Kemaldır, feyizdir. Yani imandan sonra kemal, feyiz gelmiyor. O zaman imanla, iman ettiğimiz şeyi şeyle besleniyoruz. Bu hakkına sahip oluyoruz. Maddi, yani usullerle ve melekutlerle, amellerle, zikirlerle, evratlarla beslenendir iman. İman evratlarla, eskarlarla, Allah ile, ahiretle beslenirken, itikat ise hem dışarıdan besleniyor, alem-i şehadetten mevcudatı tefsir ederek bir alim gibi ağacı tefsir ediyor. Onu dönüştürüyor. İman mesela baktığı zaman elmadan iman elde edilemez. Elmadan. İman baksa. İtikat elmaya bakıp imana malzemeye dönüştürüyor. Hani elmayı alıyor, imana dönüştürüyor. Ya da çocuktaki olan fıtri... Yani şu, siz şu mumun içerisindeki ışığı penseyle alamazsınız dışarıya. Tornavidayla alamazsınız dışarıya. Mumu çekişte ezerek dışarıya alamazsınız nurunu.
kibritle alırsınız. İtikat. Ateş. İtikatla alırsınız. Ceberut. Evet. Ceberut. Neyi İtikat alayım? Ceberuttur. Yani mumun içindeki nuru itikatla alırsınız. Kibrit itikat gibidir. Bu mevcudattır. Yani mevcudatın içindeki iman balını mı? İman balını yani imana dönüşecek şeyler. Hepsini itikat alıyor. İmbikte 7 tane diman imbiklerinden, tahayyülden, tasavvurdan geçirttiriyor. Diman bir mertebesi var. İtikat bunu dönüştürdü sistem. İnsana dedi ki bunu kalbe gönder artık, tamam bizdendir. İmzayı atıyor. Gönderiyoruz. Batını casus. Abi şöyle desek. Bismillah. İtikadla Latife-i Rabbani arasında bir ilişki var anlıyoruz ki. Latife-i Rabbani'ye adı üstünde Latif bildiğimiz ince nazik ama din ve imanın imbiklerinden geçiriyoruz dedik ya dibadan. İmanın beslenebilmesi için Latife-i Rabbani'ye bunu inceltiyor mu? Yani aradaki ilişki acaba bu mu görüyor? Yani yapıyor. Şimdi burada duralım. Yani Ali dışarıdan alıyor. Yani mantık o. Dışarıdan alıp batını inşa ediyor. İnşa olan batın dönüp onu kalitesini yüceltiyor. Kur'an'la ilk muhatap olan dimadır. İtikattır. İtikat ettiği zaman imana dönüşüyor. İman beslendikçe itikattan o da geri dönüşüm yapıyor. İtikadın kalitesini yükseltiyor. Yani Latife-i Rabbaniye'nin gördüğünü itikada veriyor. İtikada verince itikat feli şaşırıyor. Bu verdiğim itikada itikat da onunla kainata bakıyor. Peki Latife-i Rabbani itikada ne veriyor? Elmanın hakikatini veriyor. Elma surettir. Cilve cemal nakış sanattır. Bu surette itikat zorlanıyordu. Latife-i Rabbani dedi ki dur. O elmayı meydana getiren esma hakikatını Latife-i Rabbani'nin seyrettiğini getiriyor. İtikada atıyor. İtikat da ona bakıyor. Allah Allah. Yani arkayı seyrediyor. Suretle hakikatı birbirine bağlayan sistem veya onu taşıyan sistem gibi. Artık herhalde bu dört tane ismin evvel, ahir, zahir ona da gelecek. Bütünselliğidir. Bütünselliği. Bunlar birbirine cem eder. Evet, cem ediyor. Çünkü esmadan besleniyor itikat. Kesinlikle. Şey esma diyorum. Kur'an'la. Tabi esma tabii ki esma da ama. Kur'an kime muhatap? Dima, itikada. Kur'an'la besleniyor ya. Kur'an vahiy ile. Vahiy de eve her bir ayet evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır ya. Bir şeyler görürüz bakalım inşallah. Abi beslenip de beslemiyor mu? Besleyip. Ay besliyor işte. İman yapıyor. İmanı besliyor sonra. İman yapıyor işte. Doğru bir itikat imanı doğurur. Yanlış bir itikat küfrü doğurur. O da itikat yapıyor. Çocukların kafir olmaz. İtikatlar olmadığı için. İtikadı olanın ya imanı vardır ya küfrü vardır. İtikadı olmayanın çocuğun itikadı yoktur. Sığırın itikadı olmadığı için kafir değil, Müslüman değil. İmanı oluşturandır itikat. Ben kredimi doldurmamış olsaydım bir şey daha söyleyecektim. O zaman benim krediyi bulmak sen. Krediyi verenler olmaz. Yekenim ziyadeleşmez. Evet, Hazreti Ali'nin sözü. İtikad. İmanına çok yakın olması. Yakın olması lazım. İtikad ettiğin imanı görüyor. Yani itikad o kadar ki yanlar lise yanlış anlaşılmış. Gibi. Zübek Usta demiş ki, Sungur demiş aynı. Sungur demiş. Senin kalbinde olanı Hasan Feyzi'nin gözünün önündedir. Eksik oluyor. Çünkü o demiştir. Dersimi aldım lefi mahfuzdan el ayağın. Kab-ı kavsen. Kab-ı kavsen el ayağın. Kab-ı kavsen. Dersimi aldım kab-ı kavsenden el aman. Usta da koymuş Emir Dağ şiirini. Hasan Feyzi abi. Yaşı yok ha bu işin. 2 senelik. Abi bu ben değil. Bunu ben demiyorum. Çok tamam mı? Kesiyor. Tamam. Yok yok onu değil. Başka bir şey söyleyeceğim.
Okay abi dedi ki bir yerde eksiksin dedi. Orada dedi elma dedi iman dedin ama elma da aslında itikattır dedi. Elmanın içindeki çekirdektir iman. Doğru söyledi. Zaten sen onu kastettin. Biz onu anladık. Ben de öyle anladım aslında. Hadi anladım. Yok elma beşerdir. Elma ne itikattır ne imandır. Elma beşerdir, ağaç itikattır, çekirdektekiler şeydir. İmandır. İmandır. Beşer olur tabii. Evet. Burada kesiyorum. Bâhir davâhum enilhamdülillâh rabbil âlemîn. El-Fâtiha'tı ve selâmü aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve salâtu ve selâmü alâ resûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbî ecmaîn. Alâ resûlina Muhammedin selâvât. Evet, ikinci dersimiz. Birinci dersin devamı. Sevgili arkadaşlar, 243. sayfa. Badılı Mesnevi 179, Kalı Mesnevi yani. Metni okuyorum. Yani evvela temenni, sonra arzu, sonra mülahaza eder. Bu külliyata, mutadid yerlerde de var bu. Sonra da Malik'in Adem'ini itikat ederek maazallah dinden çıkar. Tamam. Buldunuz mu? Hazır mıyız? Evet. Tamam. Burada sıralama gözüküyor. Evvela temenni eder, sonra arzu eder, sonra mülahaza eder, sonra da itikad edermiş. Devamında diyor ki bu metnin, işte şöyle bir itikad ise, itikad neyin neticesi görüyor musunuz? İtikadı görüyor musunuz? İtikad temenni, arzu, mülahazadan sonra çıkar. Sonra diyor ki işte şöyle bir itikad ise duaya icabet eden zatın kendi ilmiyle her şeyi bildiğine ve her şeyi yapabilecek ve verebilecek bir kudrete malik bulunduğunu bir inancı istizam eder diye bunu itikad söylüyor. Yani itikadı bunlar oluşturuyor. Temenni, arzu, mülahaza sonra bu itikatta böyle inancı, imanı doğuruyor. Şimdi buradan çıkarımlarımı okuyacağım. İtikad Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu ilmi ve kudret sıfatlarını yakınlık nispetinde aktif ve güçlü oluyor. Bu çok önemliydi. İtikadı besleyen Allah'ın iki tane sıfatı varmış. Bak, işte şöyle bir itikad ise diyor metinde. Duaya icabet eden zatın, yani Allah var evet ama kendi ilmiyle her şeyi bildiğine ve her şeyi yapabilecek ilim ve kudret nispetinde itikad güçlü oluyor. İtikadı inşa eden, güçlendiren iki tane sıfat var subutu sıfattan. İlim ve kudret. Bak, itikad Cenab-ı Hakk'ın ilmi ve kudret sıfatlarına yakınlık nispetinde aktif ve güçlü oluyor itikad. İtikad bu iki sıfata yakınlığını istizam ediyor. Niye bu iki sıfat abi? Onu nereden şey yaptık? İşte buradan çıkarttık işte. Bu metni iki defa okuduk. İtikad ise diyor ya. İtikad bunu istizam ediyor. Mesela bak. İşte yani şöyle bir itikad ise. İtikadı kim oluşturuyor? Yani temenni, arzu, mülahaza ve itikad. Hemen devamında böldüm yani. İkiye böldüm o paragrafı. Devamında diyor ki. Şöyle bir itikad. Kaliteli bir itikad. Yani arzu, temenni, mulazadan oluşan bir itikad. Ondan sonra imanı yapıyor. Duaya icabet eden, bu itikatla duaya icabet eden zatın kendi ilmiyle her şeyi bildiğine ve her şeyi yapabilecek ve verebilecek bir kudrete malik bulunduğunu bir inancı istizam ediyor. Böyle bir itikad istizam. O zaman B eşittir, A ise A eşittir B ya. Ha. Şimdi İtikadı güçlü kılan ve oluşturan ilim ve kudrettir. Kudret sıfatlarına yakınlık nispetinde aktif ve güçlü oluyor. İtikad bu iki sıfata yakınlığını istizam ediyor. İtikad mutlaka bu iki sıfatla terakki ve imbisat ediyor. Adeta itikadın elindeki malzeme. İlim ve kudretin terk ve aciziyet. Ha? Terk ve aciziyet mi oluyor? Evet. Terk ve aciziyet. Bir tanesi
Evet. Hatta biri İmam Mübin'in şeyi, biri Kitab-ı Mübin'in sıfatı. Evet, sıfatı. Birisi Kitab-ı Mübin, evet. Yani bu sari olduğu için garibime gitti. Bir de devam ediyorum oradan. Hiç ara vermeyin madem şuradan aldık. Büyük Mesnevi Nuri 258. Bunu almış mısınız? Almış mıyız? 244. 285. Yok, onu almamışız. Ama bitireyim bunu da. Büyük Mesnevi 285. Cenab-ı Hakk'ın şeriki yoktur ki ta senin itikadınla kuvvetlenip, görüyor musun bak, Allah'ın şeriki yok. Şeriki olmayınca itikad da zahire bakıyordu. O zaman şeriki yok. Ta senin itikadınla kuvvetlenip şerik anlayışı Allah-u Teala'nın nihayet kemalde olan mülkünde bir tesir icra edebilsin. Belki o itikad yalnız senin zihninde ve senin aleminde olup senin evini başına yıkıyor. İtikad. Demek ki itikadın harici vücudu, itikadsızın harici vücudu yoktur. İtikadın, Allah'a bakan itikadın vücud haricisi var. Bundan şu çıkıyor. Küfrün ve itikad, küfre itikadın vücud haricisi yoktur. Ademidir. Kendi kendi alemindedir. Öyle diyor, kendi alemindedir. Harici vücutu yoktur itikatsızlığın. Şeyin ise o da bir itikattır. İtikatsızlık da itikattır. Müsbet itikad ise vücud hariciye dayan. Burada diyor ki harici dayanan itikat güçlü oluyor. Harici. Yani müsbetin de dahili de var ama kafirin kesinlikle tamamen dahil. Dahile olunca vehimler müdahale ediyor. Kişinin aleminde oluşturan itikat. Şimdi bakın, vehimler harice bakmayan kişinin kendi hususi dünyasında olan itikatlardan besleniyormuş vehim. Harice bakmayan itikatlar var. Mesela ilahiler, aliheler. Aliheler, putlar, şirk, bidat, bunlar haramlar. Mesela bunların vücud haricisi yoktur. Şirkin vücud haricisi yoktur. Ama adamın itikadında var. Hani Allah yoktur diyor. Ama hariçte böyle bir şey yok. Allah'ın şeriki var diyor. Mesela bir sürü put. Ama hariçte yok. Ha. Çok antikadır. Allah şöyle bir sistem koymuş. Eğer hariçte olanın mutlaka insanda karşılığı olmuş olsaydı itikadımız olmazdı. İtikad öyle bir şey ki hariçte olan bir şeyi, elma, armudun, onun tersine de intikad edebiliyoruz. Mesela elmayı yapan, şeftaliyi boyayan kör olmaması lazım. İlim bunu söylüyor. Ama adam şeftaliyi boyayan kör diyebiliyor. Ama hariçte böyle bir körlük yok. Basar olması lazım. Peki şunu anlatmak istiyorum sistemin. Harice rağmen farklı bir dünya oluşturabiliyor kişi. Hadi sıcak. Bu çok enteresan. Şimdi bir daha söyleyeceğim. Başka kim becerebilecek miyim? Şuuda rağmen yapıyor yani. Bak arkadaşlar. Mevcudatın bize yansımaları ile ister istemez oluşan bir itikat olurdu. İtikat böyle çalışıyordu zaten. Bak, mevcudatın aynaları ile bizde oluşan bir resim var. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın itikadı böyle gereği oluşmadı mı? Böyle oluştu ilk önce. Sonra... Tabii bu... Yani Allah öyle bir sistem kullanmış ki yani mevcudat, elmadan, şeftaliden, dereden, yıldızdan gelen hakikatlerle oluşan bir yapı var. Bu itikad. Müsbet itikad. Onlardan gelmesine rağmen bu gelenleri abesiyete dönüştürebiliyor. Yani gözü iktiza eden yeri köre verebiliyor. 583'ten söylüyorum bunu sözlerden. Diyor ki
İnsanların duyguları ve efkarları mevcudattan enval marifeti getirdikleri zaman batında ona musaddık ve tasdik edici bir şey bulamadıklarından abesiyeti mutlakaya inkılap eder diyor. Oysa ki fıtri insan doğal olarak çocukta dışarıdan bir olumsuz bir şey almazsa illaki bir yaratan vardır diyecektir. Diyecektir. Ona İbrahim Aleyhisselam delildir. Zira bulu çağından önce ölen çocukların şu anda kıyamete kadar çoban İbrahim Aleyhisselam'dır. Bu da tesadüf değildir. Şimdi yani şunu anlatmak istiyordum ama oldu mu? Yani mevcudata rağmen sağ olasın eksik olma. Mevcudata rağmen ters yapı kurabiliyor kişi. Mevcudattan gelen envar-ı marifeti aleminde abesiyete dönüştürmeye itikadı yapıyor. Diyorsunuz Yasin abi, çok mu zorlandınız? Evet. Mesela hiç kimse ama bir kör ama göz doktoruna gitmez. Amaya gidip doktor gözde ameliyat olmaz. Gidip ama bir oto boyacısına arabanızı boyatmazsınız. Ama elmayı boyayana kör diyor aynı adam. Bana gözü verene kör diyebiliyor. Bana gözlüğü veren gözlüğe kör değildir diyor ve olması lazım. Bana gözlüğü veren adam nasıl kör olur diyen adam benim gözümü yapan kördür diyebiliyor. Bunu yapan kimdir biliyor musunuz? O iman değildir. İman denmez buna. İmanın zıttı değil çünkü. İmanın zıttı küfürdür. Küfür de imansızlık anlamına gelmez. Fıtratını örten demektir. Küfür kafir demektir. Örten, örten. Ortadan kaldıran ise mürtet oluyor. Fıtratını örtene kafir, tamamen sistemi bozana mürtet. Arkadaşlar, itikadın bak böyle bir işlevi de var. Yani kainattan gelen envar-ı marifeti abesiyeti mutlakaya dönüştürebiliyor. Yani Adem aslında. Adem. Adem. Adem'e incirar ettirebiliyor. İşte çok ilginç. Harici ilk muhatap iman değil, itikattır. Adeta tamponluk yapıyor, koridorluk yapıyor. Misal diyor şimdi. Bak misal veriyor. Misali de gene külliyattan verecek. Kalı Mesnevi Nuriye 352. Ey kafirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaik imani inkarlarındaki, ittifaklarındaki telaşa düşen ve itikadını bozan bir çare insan. İmanını bozan demiyor. Kafirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaik imaninin inkarlarındaki, ittifaklarındaki telaşa düşen ve itikadını bozan. İmanını bozan değil. Tampon yapmış dedim ya birinci derste demiştim. Allah merhameten işte bunlardan Allah merhameten gelen şeylerle iman zorlanmasın, ezilmesin diye. Yorulmasın, yorulmasın diye imandan önce bir tampon bölgesi koymuş. Ona uygun, ona yakın itikat koymuş. Allah. Diyor ki sarsıntılar, şüpheler, vehimler ve vesveseleri ilk karşılayan itikat. İman mahfuz kalıyor. İmanı korumak, yorulmamak, imanın yorulmaması, şüphe ve sendelememesi, şüphe içinde sendelememesi için tampondur itikat. İman, itikat tamponundan dolayı mahfuz kalıyor. İmandan sonra virgül atabilirsiniz. Bu yazının devamında, bu yazının, yani Mesnevi Nuriye'de, diyor ki bu yazının devamında sarsılan itikadı ilmi malzemelerle, delillerle, burhan ve hüccetlerle tamir ediliyor. Demek itikad, inşa ve çıkışlar yaşıyor. İniş çıkışlar yaşıyor. Mesela onu okuyalım. Devamı 355 Mesnevi Nuriye, kalın Mesnevi. Çünkü diyor bak, bu yazının devamında diyor ki diyor, yani bu 352'de, bu yazının devamı 355'te. Bu yazının devamında sarsılan itikadı, İlmi malzemelerle, delil ve burhan ve hüccetlerle tamir ediyor.
Demek itikat iniş ve çıkışlar yapıyor. Ya. Hasan abi. Delil bu. Hasan abi. Allah-u Teala'nın kibriyası var değil mi? Yani bir de örtüsü var. Kendini gizliyor. Rida ve ishar. Şimdi Allah-u Teala'nın bizim enemiz nasıl söylesem Hasan abi ya. İman bizim kalbimizde Hasan abi. Şimdi bizim de kendimizi gizlememiz gereken bir tarafımız var. Bu itikat bu manada o örtü mü oluyor acaba bizim? Ridamız var. Harika. İmanı sarsıntılardan, şüphelerden, vehimlerden yorulmasın. Efendi Hazretleri o. Yorulmasın diye dış dünyadaki muhatabiyetini kesiyor ve itikada yüklüyor. Her gelen benimle muhatap olmasın. Bekçi var. Her bekçi var. O noktada çok acı bir işlevi var. Bekçi. Onun için bu anlattığımız ne işe yarar? Ey vesveseli ve vehimli hasta kardeşim. İmanın gittiği diye endişe diyorsun ya. İmanla alakası yok. İtikatla alakalıdır. İtikadın bile bozulsa imansız olmuyorsun. İşte sana Cebriye ve Mutezile. İtikadı bozuk, imanı var. Ne oluyor peki itikadı bozuk olunca? Ehli bida oluyorsun ama kafir olmuyorsun. İtikadın ifrat mertebesi Cebriye'dir. Tefrik mertebesi Mutezile'dir. Onlar yine ehli sünnet midir yani? Ehli sünnet değildir. Değil. Ehli sünnet ve sahattır. Ama ehli bidadır, ehli küfür değildir. Korkma imanın gitmez. Çünkü imanla alakası yok. Peki mesela şu... Vehim ve vesveseler, yeni öğrendik. Vehim ve vesveseler aklidir, vehmidir, ilmidir, dima aittir. O zaman itikada aittir. İman, ilim, dima aittir. İlim neydi? İlim subut-ı sıfattı. Onun vücudu haricisi neresiydi? Lef-i mahfuzdu. Onu yazan kelamdır. Yani onun hulasa-i camiası kimdedir? Dima'dır. O zaman vehim, dima. Vehim, vesvese, vehim, şüpheler. Vehim ve şüpheler. İmanla alakası yoktur. Dima aittir. Vehim ve şüpheler. Tasavvura aittir. Diman tasavvuruna aittir. Tasavvur. Ve olsa olsa onları tarmar bilese itikat tamponunda dururum. İtikadın bozuk oldu mu imansız olmuyorsun. Ehli bidâ oluyorsun, kafir olmuyorsun. Kafir olman için silah birisi dayanması lazım. O da olmaz. İman gitmesi çok zordur. Peki Hasan abim, diğer kaderde sadece, diğer beş itikada konular kabul ediyorlar mı? İyi. İşte kitaplara iman, peygamberlere iman gibi akaideleri, itikatları onlar kabul ediyor mu? Tabii. Diyor da itikadı bozuk. Mesela şöyle diyor. Kişinin fiilini halikidir diyor. Sadece ayrılma noktası onlar mı oluyor? Yani zaten 3-5 tane bir ayrılık var itikatta. Ama mesela Şia'da onlar da tamamıyla farklı. Onlar buraya girmiyor böyle. Şia hakkında ehli bida deniliyor. Öyle mi? Evet. İtikat. Ama Allah sorunu yok. Allah vardır diyor. Abi dersin ilk başında okuduğunuz yerde böyle bir itikat diyor ya. İlk okuduğunuz yerde. Abi kişiyi keramete ulaştıran öyle bir itikat mıdır aynı zamanda acaba? Yani itikatı tek başına şey yapmayacaksın. Eğer iman yoksa insan idare eden itikattır. Ya menfi veya müsbet. İman varsa dedik ya birinci dersin sonunda itikadımız imanı ortaya çıkartıyor. Yani itikat olmadan iman ortaya çıkmıyor. İmanı oluşturan itikattır. Hasan abi sizin bir örneğiniz vardı ya, bir deney. Hani Rus askerleri eziyet ediyorlar insana. Birinin kızgın demiri yaslayarak yapıyorlar. Diğeri de gözlerini kapattıktan sonra soğuk demiri yaslıyorlar. Ve aynı demir, aynı tesiri, aynı etkiyi gösteriyor, yanıyor. Evet. Şimdi o görüyor, öyle itikad ediyor ki o demir bana yaslandığı zaman ben yanacağım.
itikat da çok güzel bir iş. Batıla da itikat böyledir. İki kişi diyor. O tasvir şöyleydi. Asker Amerikalılar yapıyor, Ruslar yapmıyor. Şöyle Koreli'yi yakalıyorlar. Yanında ikisinin gözü açık. Ateşe sokuyorlar demiri. Dağılıyorlar adamı, bağırıyor. Sürüyor yani. Amerikalıların özelliği işkencedir. Çünkü insan değiller. İslam'da da onu da söyleyeyim. Esirinize giydiğinizden, yediğinizden giydirin. Giydirin. Şimdi çok ilginç bir şey. İkisinin gözü açık, ateşe sokuyor. Bunu dağılıyor. Elini ayağına sürüyor, bağırıyor. Tamam mı? Ondan sonra ikisi görüyor. Aa diye. Sonra tekrar ateşe koyuyor. Ötekisine sürecek ama ötekisinin gözünü kapatıyor. Ateşte kırmızı ya, gözünü kapatıyor. Ama bir tanesini görmüş. Bunu gördü. Aynısını yapacağına şüphe yoktur. Ama bu arada gözü kapalı olduğu için soğuk demiri sürüyor. Onun bağırdığı gibi bağırıyor. Aynı yaptığı gibi yanıyor. O nedir? İtikadıdır. İtikadın maddeye yansımaları böyledir. İtikat maddeye yansırsa keramet olur. İman maddeye yansırsa mucize olur. İşte bu etikten bir şey oluyor. Böylece mucize ile keramet arasında aynen, aynen. Çıktı, net oldu. İtikat ne dediniz? İtikat maddeye yansırsa yansımasından keramet, imanın maddeye yansımasından mucize. Örneklendirsek abi, mesela hadetlerinin işte bir mucize göstermesi ile peygamberin bir mucize göstermesiyle ilişkilendirsek. Peygamber Abdülkadir Geylani Hazretleri mucize değil, keramet göstermiş. İşte, evet. İtikattır. Peygamber Aleyhisselam ölüyüm, ölü çocuğu diriltti. İmanın zirvesindendir. Geylani Hazretleri'nin onu yapması itikadının zirvesindendir. Şeyi tasdik ediyor abi mücizeyi. İstidraç edenler var ya, sihirbazlar. Ha, itikat keramet olduğu gibi İstidraç da itikattır. Evet. İstidraç da bozuk itikattan. Doğru itikattan keramet. Doğru itikattan keramet. Yanlış itikattan istidraç. Bak ne oldu şimdi? Konuştuk falan çıktık. Bak ne oldu biliyor musun? Sistemin içine girince Allah ikram ediyor. Ben bunları da ben de bilmiyordum. Ben bilmiyordum. Bunu bilmiyordum. Getirdi Allah getirdi. Onu da verdi. Kime verdi? Hepimize verdi. Bir o sütaş yapan kadın var ya. Caiz olmadığı için sesini şey yapmıyoruz. Bir rüya görmüş. Ben size anlatayım bunu. Peki ne diye, ne ispat etmeye çalışıyoruz? Kardeşim bu ders değerdir. Nasıl yapıyoruz desem? Biraz önce gördünüz. Allah beni kahretsin bunu bilmiyor. Bilseydim yazmazdım. Ben de yeni öğrendim. Bilseydiniz daha önce yazardım. Yazarım, daha önce yazardım. Şimdi niye yazdım? Niye kaybolur diye. Ya bildiğim bir şey kaybolur mu? 2 artı 2 eşittir 4'tür yazan var. Biliyoruz değil mi? Bak kaç tane şey yazmış. İtikat, nübüvvete, iman, Allah. Bilseydim ne yazdım? İman, irade, itikat, ihtiyar. Yeni öğrendim burada derste. Şimdi itikat maddeye yansısa keramet, iman maddeye yansısa mucize. İstidraç da bu şey yapıyorsa bozuk itikatında istidraç olur. Bu diyeceksin ki nasıl şey ya? Biz Musa Aleyhisselam'a Allah neyin üzerinde konuştu? Çalı ağaçla değil. Bir daha konuştu. Neyin üzerinde konuştu Allah? Dağ. Öyle yapmadım. Allah fiille konuşmuyor mu? Bulutlarla konuşmuyor mu? Allah Musa Aleyhisselam demedi ki ya Rabbi seni
görmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Allah çalıyı kullandı. Allah gafuru kullansa yani ne garipsiyorsun ki yani? Denilmez mi? Çalı kadar değerin yok mu bir namaz kılan Müslümanın? Şey derdi ki bizim hafız Değer Hoca ile aynı kanıda. Samimi bir Müslümanın namazı bir Müslümanı samimi kılıyorsa o Allah'ın evliyasıdır diyor. Evliya evliya çünkü bu zamanda. Yani çalıyla Allah konuşmadı mı? Talep etmedi mi Musa? Biz de talep ediyoruz. Siz de talep ediyorsunuz. İstifade edenler de talep ediyor. Allah onun cevabına reddetmedi. Neyle cevap? Çalının üzerinde konuştu. Niye? Eğer normal, kaliteli bir şeyin üzerinde konuşsaydı belki konuşma ondan çıktı diyecektik. Pek ehliyetli olmayanın üzerinde konuşuyor ki konuşan benim. Yani ehliyetimiz yok. İlahiyat mezunu değiliz. Tillo mezunu değiliz. Onun aham şaham bir şey sebeplerimiz hiçbirimizin yok. Bu derslerde ilahiyat tillo mezunları bile olsa sıkılır. Sen ne şey var? Mayacısın, yazılımcısın, tekstilcisin, belediyecisin, ben bilmem ne, doktor, şunlar bunlar. Ne alakanız var bunda? Sizin bir şeyiniz var 18 sözde. Niye bana verildi? Niye benle gösteriliyor? 18 sözde var. Ben de sordum. Niye benle bunlar gösterilsin? 18 sözde diyor ki en çok sen muhtaçtın ve sen istiyordun. Muhtaçlığını nasıl anlıyordun? En fazla sen istiyordun. Ben uçakta ya uçakta ya ben bunu yarın ne al? Dün akşam uçakta. Gidiyorum arkadaşlar bunu çalışmayı bitirdim. Kampta bitirdim. Kırıkan bitirdim. Ben bunları hangi sırayı okuyacağım? Onlardan seçtim. Çok istiyorum. Çok istiyorum. İstediğim için. Ha meziyetin olsaydı çalıda Allah kim çalı kim? Çalıda konuşan Allah. Allah İsa'ya bebekken konuşmadı mı? Bu kim ya Meryem dedi. İşaret etti. Çocuğa sorun dedi. Çocuk ne dedi? Ha? Hatırladınız mı? Çocuk ne dedi? Ben Allah'ın kuluyum dedi. Çocuk konuşur mu? Allah konuşturursa konuşur. Çalının üzerine, bir Müslüman'a çalı kadar değeri yok mu? Bizim üzerinde de söylüyor işte. Senin üzerinde de söylüyor. Sen git başka yere, müşterine, fırına anlatmıyor musun? Bazen senin de ne anlattığını sen şaşırmıyor musun? Allah kullanıyor senin ağzını. O ki senin meziyetin olsaydı senden daha iyi meziyetler var. Günah işlemekte meşgulken sen o anda Allah'ı anlatıyorsun. Bana adam sordu, onu da söyleyeyim mi? Ne iş yapıyorsunuz dedi, Hamburg'da pasaportu değiştiriyorum. Mesleğiniz dedi, al, şey dedim, Allah'ı anlatıyorum dedi. Biz de anlatıyoruz dedi. Dedim ben mesleğim bu. Hakikaten mi dedi ya? Bir başkasına dedim ki, bir başkasına, ne iş yapıyorsun? Bu kaç defa pasaport çaldı. Ne iş yapıyorsun? İnsan seviyor. Tamam beyefendi dedi, mesleğinizi sordu. Dedim ya dedim, insanı sevmeyle meşgulüm dedi. Baktı böyle diyor. Beni seviyor musun? İnsana benzediğin için seviyorum. Sevinsin mi üzülsün mi abi? Onun için dedi ki, şaşırdı bir öyle bir öne hangisi? Sen bir otursana dedi. Dedi, beni sevdiğini nasıl anlayacağım dedi sen dedi. Beni de seviyor musun? Nasıl? Benim sevdiğimi seversen o nispetle seni severim. Ben namaz kılıyorum. Onun için seviyorum seni zaten. Allah. Ama buraya ne yazalım dedi. Serbest yaz dedi. Allah üzerimizdeki nimetleri fark ettirmeyi nasip etsin. Amin. Amin. O da ve emma bi nimeti rabbike fe'addis. Ve emma bi nimeti rabbike fe'addis. Ne demek? Allah'ın senin üzerindeki nimeti şükür için tadat et. Şükür için. Şükret ki bu Allah elinden almasın. Şükür. Allah şükür meselesini çıkartmasın. Amin. Şimdi devam ediyoruz. Ahmet Mehmet'in üzerinde yapıyor. Sen çocuğunun üzerine Allah'ın ayetlerinin manasını anlatmıyor musun Ali? Allah senin lisanınla çocuğu terbiye etmiyor mu? Allah annenin lisanıyla çocuğu terbiye etmiyor mu? Allah anneyle çocuğa şefkat etmiyor. Onun şefkati Allah'ın Rahman isminin
cilvesi cemali nakşi sanatı değil mi? E bu da böyle işte. Aa, garip sanatacak ne var? Biz diyor kayıptan Risale-i Nur'la söylemek istediğimizi dinin lisanıyla söylüyoruz. Çünkü işte bu toplama işte. Bu Hasan abinin lisanı nedir? Lihta, aynı olmak. Perde olmamak işte. Metin. Bak kalkıp da şöyle metinlerle şuraya bak. Şu metini mahkemata ya. Şu kırmızı olan metindir. Sayfa. Lugat'a bak. Buradan bir itikadı yazacağım diye. Bir şey çıkartacağız diye. Bak kaç tane ahkam çıktı buradan. Tek de bu cümle. Metin ya. Bu lisan işte. Hasan'ın lisanı ne? Bu işte. Hasan'ın lisanı muhakemat 124'teki lisan. Ne? Başka ne anlatıyor? Ticareti anlatmıyor ki. Parayı anlatmıyor ki. Bunu anlatıyor. Muhakemat 124'te bak arkadaşlar. Bu paragraftan şu hakem buradan çıktı işte. Karşılığını Allah'tan alıyorum. Okudun. Oraya ters bir şey mi abi? Çizgi. Sana yaramıyordu. Ben o kadar. Tamam. Zaten öyle diyorum. Kimseyi davet etmiyoruz. Hatta böyle tenkit edenleri de diyorum. Allah rızası için dinleme. Allah rızası için. Bilsem imkanım olsa senin evindeki bizim bu dersiz sistemi giremeyecek bir yolu bilsek seni iptal ederdim. Sana sokmazdım bu dersi senin evine. Çünkü sen bilme. Öyle git ahirete. Çünkü sen şu anda dinleyip bana ne karın olacak ki zararda başka bir şey. Peki. Hasan abi şu hani bu nimet senden verildi deme dediniz ya hani en ihtiyaçlı sendin. 18. Yani, söz. Hani oradaki kısmı açtım hemen de. Orada şey diyor. Demek ki halk içinde ben intihap edildim. Bu meyveler benim ile gösteriliyor. Demek bir meziyetim var. Hayır haşa. Belki herkesten evvel sana verildi çünkü herkesten ziyade sen müflis ve muhtaç bir mütellim olduğundan evet. En evvel senin eline verildi. Evet. Yani müflis, muhtaç, mütellim olmayı bilmenden dolayı mı? Fark etmenden dolayı mı? Bizden daha aşağılık insanlar var. Alçaklar var, biz de alçak. Ama bunların içinde fark ettik. Ben bak çocuk... Bunda da gururlanamayın. Yok, alçaklıklar gururlanılır mı? Fakirlikte ne olur, ne kadar fakirim lan? Ne kadar zenginim lan olur? Ne kadar fakirim lan? Ne kadar güçsüzüm? Yani ne kadar... Değilse bu dediğiniz gibi başka bir... Bakın ben bir tanesini söyleyeyim. En çok müflis ve müteylim bendim. Diyordum ki... 3 sıfat. İlkokul 3'e gidiyorum. Bizim köyüm böyle ya dalgalar. Vadi. Diyordum ki... Orası yalan mı söylüyorum siz? Eskiden beri derim siz. O dağlar aslında yoktur. Ben baktığım için var. İlkokul 3'e gidiyordum. Allah Allah. İki. İlkokul 3'te bunu diyordunuz abi. İki. Diyordum ki babam karşıdan dolmuş. Arabayla çıkıyor görüyorsun da bu vadi. İnsanları görüyorum. Dolun, arabadan iniyorlar. İlkokul bahçesine bakıyor. Aslında hiç kimse yok. Tek ben varım. Onlar öyle zannediyor. Üç. Ben büyüdüğüm zaman asla evlenmeyeceğim. Hep bunları düşüneceğim. Allah Allah. Anneme dedim rahmetli annem, oğlum sus, ağzından sözünü yel alsın, dua olur deme bir daha. Ondan sonra birkaç tane de var, 5 tane ama bir tanesini zikretmeyeyim öyle. O zaman merak ediyordum. Yani mütehlim dediğin ya, mesela bir tanesi oydu. Mesela... Ölümü mantıksız kabul ediyordu. Yani anne dedim bu kadar insanları Allah çukura atıyor dedim yani bu ben bile yapmazdım dedim. Sen beni atar mıydın dedim. Normal amca. Yani şu bakıyorum Allah insana dile masrafa bak. Yani kainat sistemi her şey mükemmele hamile iken her şeyi bir anda çöp yapıyorsun. Kainatın en mantıksız fiili ölümdür. Her şeyi anlamsız yapan, en anlamsız, en mantıksız, mantıksızdır. Çünkü bütün mantığı yok eden, bütün masrafı abes yapan, ilmi cehalete dönüştüren. Ha, meğer inkılapmış. Daha güzel bir hani kum saati var ya, geliyor inceleşiyor oradan daha geniş. Ahiretin mukaddemesi olunca o zaman anlam buluyor. Eğer ölümle her şey bitiyorsa kainatın en mantıksızıdır, en aptalca bir şey, hadisedir, ölüm.
Çünkü her şeyi tersine dönüştürür. Eğer dirilme varsa her şeyi çekirdek olduğu anlamına geliyor. Aynı şeyin devamı olamaz. Aynı şeyin devamı olursa orası dünyadır. Bunları düşündüğünüzde benim bir meziyet demediniz mi kendinize? Demedim hiçbir zaman. Yalnız çok perişandım. Ben onun için televizyon yoktu, elektrik yoktu, sinema yoktu, bildiğiniz filmiyle hiç dünyamızda yoktu. Yani şey, hep böyle ölüm beni geceleri uyutmazdı, annemin yatağına giderdi. Yani hele bir ezan, şey, sela duymayayım. Hatta babama derdi ki, deli derdi. Deli derdi, hacim bazen bir şey derdi. Dedi ki, gizli sonradan diyorum, cenaze olacağı zaman öğle namazında okunuyorsa çocuğu bir yerlere götürün de duymasın. Çünkü etkileniyorum. Çünkü anne, bu kafama yatmıyor bu. Allah alacak derdi ama derdim ki akılsızca bir iş bu dedim. Bu akıllı iş değildir. Ben yapmam dedim hiçbir şey. Niye dedi, hiç unutmuyorum. Anne dedim, bir şey koyduğum zaman sakladığım yerde unutsam elmamı üzülüyorum dedim. Öyle. Bir de onu düşünüyordum eskiden. Ve Rüştü abi gazeteci derdi bana. Ekim oldu. Böyle derlerdi. Çok defterim var. O garibime gidenler hep yazardım. Birisinin bir meziyeti var değil mi? Bir ders yapıyor bir konuda. Kalkar giderdim, onu dinlerdim. Miras hukukunu merak etmiştim. Kalktım Diyarbakır'a, Selahattin Kaplan Hoca'ya gittim. Allah rahmet etsin, İstanbul eski müftüsüydü. Emekli olmuş. Sırf miras hukukunu alayım diye Diyarbakır'a gittim. Emekli olunca köyüne gitmiş, memleketine. Ben Rüştü abiyle tanımadım Nurları. Abdullah Yeğen abinin grubundaydım. Ama Rüştü abinin külliyattaki otorite, hakimiyetini hiç kimse de görmediğim için bu gruba geçtim. Ve daha çocuktum ya. 18-20 yoktum. Askerlikten önce değiştirdim. Yani mesela bu mevzu, yani siz daha bu konuda şey yaşarsınız diye ben hani bana hissediyorum. Yani kendi halimde bunu anlamıyordum. Yani sen herkesten ihtiyacım vardı. Bana hitap etmiyor bu cümle. Yani karşılığını ben hissedemiyordum. Evet. Şimdi biraz intikal ettim yani. Evet. Yani o bir şey sizde gözüktüğünde ve bir şeyler yaptığınızda yok ben işte bunlar bende gösteriliyor diyorsun ama bir meziyetim var olup olmadığı mevzusu gene şey değil. Bak şimdi bu çalışma eğer ilkokul çocuğunda da böyle bir mevzu bunlar olmaz. Yani en çok mutelim bendim. En çok adeta Risale-i Nur istiyormuşum. Ölüm en mantıksız diyen benim. Karşıki daha ben baktığım zaman vardır yoksa yoktur. Bu 24. mektubu istiyormuşum. Kayyumet bahsini istiyormuşum. Sonra ben bunları öğreneceğim anne bunun için öblenmeyeceğim. İstemek gene bir meziyet sayılır. Ya meziyet istek değil. Yani istiyormuşum şimdi diyorum. Hı. Beni eziyor o. İstiyorum değil cevabının. Yani ben o yoktur derdim. Bu bir meziyet midir? Gene değildir. Ha işte oraya gelmem. Çünkü acizlik meziyet değildir. Fark etmek meziyettir. O da musbet meziyet. Menfi meziyet değil ya. Tabii namaz kılmak meziyet değil mi? Gurur değil ki kendisi. Allah ikramı. Yani o zaman hissediyor. En çok sen muhtaçtın. Çünkü elem düşünüyordu. Babam mesela dolmuşçuydu. Günde bir defa çarşıya inerdi ama ben ömrümde belki de 10 defa inmişim ve inmemişim. İlkokul bitirene kadar. Gitmezdim. Abi bu yani bu çarşamba günü abi özür dilerim lafınızı kestim ama çok etkilenmiştim de. Bu çarşamba günü Yasin'in... Bu ders şey değil ama bir hayatın dersi bak. 18'in dersin şeyi gibi. Ha. Yasin dua dersi vardı Hasan abi. Sağ olsun Harun'dan da çok acayip enteresan bir şey geldi Hasan abi. Yani duaya cevap verilmesi, evet. Allah-u Teala'nın duaya cevap vermesi ayrı, duayı kabul etmesi ayrı şeklinde. Şimdi sizin acziyetiniz, sizin isteğiniz, sizin eksikliğinizi fark etmeniz başta Allah-u Teala'nın sanki cevabı gibi. Harika. İsteme cevaptır aslında. Vereceğini önceden istetiyor. Harikaydı. Bu çok güzel. Çünkü bunu Mevlana söylüyor. Senin söylediğini. Diyor ki, Mevlana ta geliyor, dağda sıkılıyor, dağdan iniyor hemen atıyla geliyor, medreseye geliyor.
Hemen o zatı soruyor. Bizatı soruyor talebesini. Talebesi yok. Kaç gitmiş. 15 senelik talebesi. Yetişmiş. Medrese demiş ki nerede? Eşyasını topladı efendim gitti dedi. Dağda yani mağarada. Fırsat buldu çekip gitti. 15 senelik talebesi. Yetişmiş. İnmiş. Selam Kerem. Yavrum demiş, niye gidiyorsun demiş. Şeytan nasıl girmiş ona? Şeytan demiş ki, Allah senin konuştuklarını, isteklerini duymuş olsaydı, senin zannettiğin gibi Allah merhametli olsaydı, şeytan demiş. 15 seneden beri Allah, Ya Rabbi diyorsun. Hiçbir defa sana buyur ey kulum dedi mi diyor. Seni dedi 15 sene değil, 15 defa birisi çağırsa, ya falan cevap vermez misin dedi. Bak 15 senedir bir Allah'a çağırıyorsun. Ya Rabbi diyorsun. Bir defa cevap verdi mi sana dedi. Evren baktı. Ben onun için diyor gidiyorum dedi. Mevlana dedi ki onları o aya Allah, ey Allah'ım veya bu soruları, bu ihtiyaçları hissettirerek önceden vereceğini isteterek veriyor. Dolayısıyla vereceğini vermeden önce istetmesi senin istemeden sonra verilecek cevabı önceden vermiş olmuyor dedi. Sana bir şey vereceği zaman sen daha istemeyi bilmezken sana kastetti vereceğim. Ama bunun bir usulü var da sana baklava vereceğim. Sana şunu vereceğim, kırıp dökmeyeyim de gururunu rencide etmeyeyim. Bir de kıymetini bilsin. Sen şimdi çocuğa bir deste para veriyorsun. Al bu BMW'yi de dolar. Yani 15 yaşında çocuğa olur mu bu şimdi? Ha, istetme yapacaksın. Yani bir kültürü olacak, oturacak, ona uygun olacak. Allah bir şeyi vermeyi kastetti mi, istetiyor sana. Sonra istediğini veriyor. O zaman istetmeden önce sana o vereceğini vermiş olmuyor. Verdiği için istiyoruz. İstediğin için hemen cevap oluyor. O zaman biz istemeden önce istetmesi bize vereceğini vermiş olmaktan kaynaklanıyor. O zaman akrabiyet fıtratta o zaman aslanır zaten. Akrabiyet var, fıtratta var. Kurbiyet ise üstünü açmakta. Çocuk o delikanlı dönüyor Mevlana'dan. Şimdi demek ki bu saat bak saat kaç? Ezan okundu mu? Demin okundu. Bak şimdi pazar günü çoluk çocuğun sahibiysiniz. Gelmişsiniz. Bunu istek değildir bu. İsteyeceğinize önce de verilen cevaptır. Nereden biliyorsun? Bu hizmette olmak bir şeyi talep etmek değildir. Almak için değildir. Hizmet kendisi ücrettir. Ustad bana hizmet aynı ücret olarak gösterildi diyor Emirdağ'ında. Hizmetin kendisi ücret. Şu andaki huzur netice değil midir? Evet. Şu andaki huzur netice değil midir? Şu kadar saat huzurda olmak, terapiye gitmek kaç para verecek? Tabii bu ücrettir. Bu istek değildir. Allah öyle bir şey yapıyor ki İstek gibi gözüken şeyi cevap yapmış. İsteğin kendisi ücret. Soru aslında cevaptır. Çünkü alimler demiş ki sualini sul ilm. Sual sormak, sormak, sorabilmek ilmin yarısıdır. Hadi bir daha başlayalım. Çünkü itikadı sarsılmış, ahlakı bozulmuş ha. İtikadı sarsılmış. Kaçıncı sayfa? Ay devam. Ay devam. 351. Ahlakı bozulmuş yüz fasıkın idaresi ve onlar içinde asayişi temini biner ehli salatın idaresinden daha müşkildir. Ne demek? Demek dimağdaki ölçü, malzemeleri ve ölçü birimlerini istikametine koyan itikattır. Bir daha. Bak ne olur kaçırmayın. İtikadı sarsılmış. İmanı demiyor. Ahlakı bozulmuş. Yüz fasıkın idaresi
ve onlar içinde asayişi temini binler ehli salahatın idaresinden daha müşkildir. Tamam? Demek itikadı sarsılmış. Dolayısıyla itikattan sonra ahlakı da bozulmuş. İtikadı olmayınca ahlak da yoktur. Yani ahlak itikada bağlı. Demek dimağdaki ölçü, ölçü malzemeleri var. Bir de diman sistemi var. Diman, tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam ve itikad. İtikad da sistem. Bir de bunların işlediği, fabrikanın işlediği ham madde var. Bunları o sistemin malzemeleriyle istikametine koyan, tahayyülü istikametine koyan, tasavvuru istikametine koyan, taakulü, tasdiki, izan, iltizamı istikametine koyan itikattır. Evet, ahlak da nedir? Dima yedi mertebesinin bütünlüğüdür. Ahlak. Aynı zamanda itikadın sıfatıdır. Yani bu ahlak kalbi gibi, yani vicdani kalbi gibi, yani daha çok vicdani gibi geliyor. Vicdani de bu ahlakı oluşturan ya. Bak, itikadı sarsılmış, ahlakı bozulmuş. İtikad bozulmadan mesela ahlaksız diyemezsin deliye. Bulu çağına gelmemiş itikadı olmayan çocuğa ahlaksız diyemezsiniz. İtikadı olmayan hayvanın ahlaksız diyemezsiniz. Ahlaksız değil. Ahlaksız olsa Allah cehennemine koyar. Ölse. Yani bu oluşturuyor. İtikad kendisi ahlak değildir. Ahlakı da oluşturuyor. Evet, alt tabakalarla itikadı oluşturuyorlar. Fakat o itikad da dönüp onları kıblesine koyuyor. Evet, tahayyül müstakil çalışır. Taakul, izanlar ayrı ayrı çalışıyorlar. Doğru dahi çalışsalar diğer birimin ahengini bozabiliyor. O zaman altı birim kafa kafaya verdiler. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam. Altı birim kafa kafaya verdiler. Biz ayrışmayalım, bir olalım dediler. Bizden hariç bizi bir bütün yapsın diye meşveret edip itikat sistemini kurdular. Bütün o altı veri tabanları, malzemelerini itikada gönderiyorlar hepsi. İtikat da bunları edile-i şeriye ile veya batıl malzeme ve ölçüleriyle o altı tabakaların verilerini cem edip bütünsel yaparak insanın hak veya şer istikametini oluşturur. İtikat, ölçüleri vahiden, malzemeleri dimağın diğer mertebelerden alıp kıblesine koyandır. Harika. Salatın kıblesi. Evet, bak da. Bunu kim yazmışız? Ben yazmadım. Kalemim yazdı işte. İtikat, ölçüleri vahiden, malzemeleri, yani sistem, malzemeleri diğer mertebelerinden alıp kıblesine koyandır, oluşturandır. Cenab-ı Hak. Oluşturandır deyin. Bu çok acayip. İtikad, ölçüleri, yani ölçü vahiy, vahiden, ölçüleri oradan. Malzeme var ya mevcudattan, evet. Malzemeleri de mevcudattan toplayan diman mertebeleri, vahideki ölçülere göre, vahideki ölçüleri mevcudattan aldığı malzemelerle, polenlerle bunları harmanlayıp balların balını yapan itikattır. Peki şeye geçiyoruz arkadaşlar. 215. sayfa. Sıkılıyor musunuz? 215 açtınız mı abiler?
Öyle şey hızlı oluyor abi, ben beynim yetişmiyor şimdi mesela, bir tefekkür edeyim diyorum, bir sonrası geliyor. Yani bir alemde şöyle bir diyorum, bu başka bir şey. Ona yetişmeye çalışıyorum, başka bir şey. Dur o zaman, dolu dolu ki değil mi? Ha? Evet. O zaman durayım bak. Ölçüleri, hak ve batılın ölçülerini vahiden alıyor. Bu manada olur mesela derken Şömen geldi. İşte hani bize de geliyor siz konuşurken. Doğru mu geliyor? İşte oraya bura bura filan. Bir daha bir daha böyle motor ısırıyor. İtikat sanki o liman altı mertebesinin daha çok sonucu. Böyle orayı toparlayan o merkez gibi. Hani hep diğerlerinde bir hükümler aradık, bir işlevler vardı. Böyle biraz daha bağımsız yaptığı faaliyetler vardı. Ama sanki itikat böyle daha... Bir de şu, göre... sonucu da şöyle bak. Şimdi bir adamın taakkülü çok acayip çalışıyor. Aynı adam. Tahayyülü düşük. İzan İltizamı tefritte. Ondan sonra tasavvuru ifratta. Böyle bir acı bir hilka. Hepsi ayrı bir havadan vuruyor. Bir tanesi ifratta, bir tanesi vasatta, bir tanesi tefritte. Bir tanesi zaten hiç çalışmamış. Tamam. Bir tanesi acayip bunları da aşmış. Bir tanesi değil. Ama bu adamın itikadın arkasında başka bir şey var. Niyet nazar. Mana ismi, manayı harfi. İtikadın arkası. Bir adam itikadı niye bozuk olsun? Değişir ki. Arkası neresi olur abi şimdi? Niyet, nazar, mana ismi, mana harfi. Tamam. Bu itikadı, yani itikad denen bir şey bilmiyoruz zaten. Bu garip alemin böyle iyi niyet vesaire. Bu adam ifratta ya, tahayyül, tasavvur hepsi. Bunları bir hamur yapacak. Yani taakkula diyor ki sen tefritte olma. İtikada diyor ki sen ifrattan da çık. Onları bir araya getiriyor. O altı tane harmanlıyor. Şöyle de diyebilir miyiz? İlkokulda gördünüz mü siz? Bilmiyorum. Şöyle yuvarlak bir küre yaparlar. Küre. İple çevirdiğinizde bu döner. Ne yapmışlar? 7 tane renk boyayın. Küreyi. 7 tane. Burayı, 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 burayı mı? Çevirin. Beyaz ört içinde. 7 tane rengi gizli çevirirseniz beyaz gözükür. Videoda bakmıştık bir derste, hatırlar mısın? Beraber baktık. Yani derste yani. Cuma dersinde o beyaz 7 renk yaptırmışlar. Döndürüyorlar. Beyaz renk. Beyaz denen bir renk yoktur. 7 rengi hulasasıdır. İtikat denen bir sistem müstakil yoktur. Dimağın bütünsel beyaz rengi gibidir. Nur gafur. Çünkü itikat olmayabilir. Benim itikadım nur gafur oluyor sadece. Anladın mı? Şimdi vahiden... O deminki söylediğiniz biraz kafamı karıştırdı. Niye nazar, mana, ismi, mana yani? Şu anda daha şey yok. Şimdi mesela diyor ki, adam diyor, hakkı bulmak niyetiyle batıl kafasına düşer. Yani... Dalal düşer başına diyor. Dalal diyor. Dün Mecnun'da bunu bayağı bir şey yaptılar. Ha. Birisi yazdı. Ha. Bu ne demektir diye. Ha. Dün akşam. Ama bakın, felsefeler hakkı bulmak niyetiyle etti ya. Ama hakkı bulmak niyetin doğru. Yöntemin yanlış. İhlasla sadaka bir araya gelirse itikat olur. Nasıl ya? Şimdi mesela... Ne yapıyorsun? Namaz kılıyorum. Namaz kılmak demen, namaz kılıyorum, bu ihlastır. Yani bir şeye verilen cevap. Niye yapıyorsun? Allah namaz kıl dedi. Allah dediği için yapmak ihlastır. Namaz böyle mi kılınıyor? Allah'ın dediği gibi kılmak sadakattır. Böyle evet, ihlasın var, sadakatın yok. Allah'ın dediği gibi olursa sadaka, Allah dediği için yaparsan ihlas. Birisi için, birisi gibi. Tamam mı?
Şimdi itikadı sağlam olacak, batıllar da itikat olur. İtikat bir sistemdi. Şimdi adam hakkı bulmak, hakkı bulmak diyor. Şeyi doğru, ihlası doğru. Sadakatı yanlış. Yöntemi yanlış. Mesela olmayan kara kedi karanlık odada aramak. Şimdi hakkı burada arıyoruz. Eğer peygambersiz ve Kur'ansız hak bulunsaydı, o zaman manasız bir kağıttan ibaret kalır. Vahisiz hakikat olmaz. Bak itikat neydi? Ölçüleri vahiden alıp, malzemeleri mevcudattan alarak bütünsel haline getiren bir sistemdir itikat. Dediniz dört mertebe muhtemelen o ölçüyü vahiy doğru dürüst alamıyor. Tahakkül. Oralarda bir arıza var. Arıza var. Bir şey o problem. Şimdi adam hakkı bulmak niyeti hemen okuduğun zaman nasıl olur ya adam zulüm değil mi? Bak hidayet demiyor. Dalal düşer başını. Tabii ki dalal düşer. İsteğin doğru. İsteme yöntemin, isteyeceğin yeri farklı yerden arıyorsun. Tamam. Gidiyorsun meyhanede bana bir yer göster namaz kılayım burada. Buna diskotenin orada namaz mı kılınır? Meyhanede de namaz mı kılınır? Oynarken. Yani orada hakkı arıyorsun. Hakkı araman doğru. Ama doğruluk o yetmiyor. İyi niyet yetmiyor. İyi malzemeler, iyi çevre gerekiyor. Abi biri bu İslam iman gibi olmaz. Bu şey diyor abi, hakikati kazarken ihtiyarı olmadan dalal düşer başına, hakikattir zanneder kafasına geçirir. İhtiyar olma, evet. Yani bu sadakatında yani yönteminde problem olduğu için oluyor. Evet. Yani bu peki ihtiyarı olmadan mevzusu? İhtiyar olmadan çünkü mesela iradesiyle şey yapamıyor. Şimdi geldi ihtiyar, burada mevcudatta ihtiyar kullanılıyor. Baktı ki ihtiyar batıla ihtiyarı yok. Hakkı bulacağım. Yani aslında ihtiyarı olmadan ama sanki ihtiyarını doğru kullanmadan gibi oldu. İhtiyarı bu mevcudattan hakkı bulmak tamam. He. Hakkı bulmak da tamam. Onda hiç sorun yok. Hakkı bulmak. Ama hakkı bulmak yönteminde sorun yaşadı. Yöntemi yanlış. Yöntem. Bak şimdi. Eğer bir insan... Hani dedik ya, zeki midir, akıllı mıdır? Yani eğer insan nasıl anlar? Aklınla, noktalı virgül koy, aklınla aklına hakim olamazsın. Aklınla aklına hakim olmak istiyorsan, aklını vahye bağla. Tamam mı? Peki, bir daha. Aklınla, aklın belası akıldır. En büyük bela kendisidir. Ne ararsın başka belada? Gel tevekkül kıl diyor. Şimdi bu müstakil çalışıyor. Aklı. Yani bu ihtiyar. İtikadı yok daha. Hakkı bulmak. Hak dediğimiz nedir biliyor musun? Seni bildiğimiz Cenab-ı Hak değil o. Doğru nedir diyor. Esma. Tabi Esma'nın cilveleri. Bunun kaynağını bulmak istiyor insanoğlu. En çok merak etmiş. Tamam, en çok merak etmiş. Hakkı bulmak kendisi merak etmiş. İnsanın en çok merak ettiği ve en çok kitap üzerine yazdığı nedir biliyor musun? Kendisi hakkındır. Peki, aklınla aklına nasıl hakim olacaksın? Vahye bağlayacaksın. O zaman itikadı vahye bağlarsan zekavetinin önüne attın geçer. O zaman hayat gülgülistan ol. Yok. Aklına vahye bağlamadınsa otomatiktir bu. Zeka aklın önüne geçer. Hayat anlamsız olur. İntihar seçenek olur. İntihar edenler bir tanesi geri zekalı ve deli ve aptal çocuk değil. Böyle yani metruplar falan değil. Onlar yaşıyor. Zeki insanlar, aşamadıkları için. Zekiler, akıllar asla çünkü Allah Kur'an'da akla hitap ediyor. Yakılun, takılun, efele tefekkerun, efele tedebberun, fetebiru ya ulul elbab gibi ayetlerle aklı şahit yapmaya çalışıyor.
aklı muhatap alıyor. Zeka aklın sıfatıdır. Ne, peki ayırt eden nedir? Nasıl anlarsınız? Ben akıllı mıyım, zeki miyim? Evet, nakde bağlıysanız akıllısınız. Kendinize bağlıysanız zekisiniz. Ama kurtulamayacaksınız belada. Ne kadarsa, ne kadar kendinize bağlıysa o kadar. Peki, akla bağlamayı kim yapacak? Aklı vahye bağlamayı itikat yapacak. Çünkü akıl üçüncü mertebedeydi, taakul. İtikat yapacak onu. Yani dönüyor kendini mi gibi? İnşa ediyor. İnşa ediyor. Bir şey hem sebebi ise aynı zamanda sonucudur. Arabadaki şey gibi hani dinamo Evet evet gibi. Çok güzeldi. Arabayı çalışırken ceren harcıyoruz akü. Tamam mesleğidir kafurun benim de. Bitirdik. Yani ceren bitirdik. Sonra çalıştıktan sonra motorun elde ettiği ceranla harcadığımız aküye basıyoruz. Transfer mıydı? Neydi? Transfördü. Doldurduktan sonra fazla mıdır, az mıdır? Onu da artık topraklama yapar. Bu da mekruhtur. Bu haram bitti. Akü dolmuş. Arayı yapan. Yani arabadan elektrikle öyle boşluğunu doldurdum aküye. Fazla geldi. Arada bir sistem var. O sistemin adıdır işte. O da toprağını boşa götürüyor. Bazıları güzel hayırlar yapıyor. Onun için söylüyorum. Hayırlar yapıyor. Asla bağlı olmadığı için sıfırlanıyor. Nasıl? Öyle giyiyor ayakkabıyı sağdan, tevafuk ediyor, sevap almıyor. Aynı sen de giyiyorsan ayakkabıyı sağdan, ayakkabıyı giydin diye sevap alıyorsun. Adam tuvalete gidiyor, hiçbir şey yazılmıyor, günah da yok, sevap. Sen namaz kıldığın için tuvalete gidiyorsun, sevap yazıyor. Aslına bağlamayı anlatayım size de daha acayip, uçuk misal. Aynı kızla berabersiniz, cehennemi zumara oluyorsunuz, zina. Aynı kızda aslınıza, itikadınızı bağlıyorsunuz, nikah oluyor, beraber olmak sevaptır. Bir de sevaptır ha, nötr de değil. Mesela banyo yapmak, Allah'a ne kar olacak senin benim? Cuma günü Allah'ın hakkıdır, kulların üzerindir diyor. Cuma günü banyo yaparsanız sevaptır. Allah mı yıkanıyor? Onu mu yıkıyorsun? Sana bana yaptığın bu hileye mukabil ben sana sevap yazıyorum. Kim kime yapıyor? Ben bana yapıyorum. O zaman Allah kendi bir emaneti sende olmasın. Ona yaptığın iyilik olmasın mı? İtikat sırrı iman abi. Sırrı iman mı? Metsim. Abi itikat sarhoş abi. Bu sarhoş. Sarhoş. Hadi. Dürmü değil. Bir tanesi diyor ki, gene yani bak parçamı. Abi diyor ben dersi takip ediyorum. Yani ben diyor dinlemeye tahammül edemiyorum. Yani şeytan mı dedi, yetmiyor gücüm. Bu nasıl oluyor dedi, onu da söyleyeyim size. Bu nasıl oluyor hem dinleyenler hem sen o kadar canlı, hem sunup, hem yeni bir şey üretiliyor. İnayet-i ilahiye var. Normal beşeriyet olmaz. Bu dersi dinlerken beşeriyetimiz karıştığı için bıkıyoruz. Peki burada karışmıyor mu? Burada zor. Çünkü beşeriyetinizin ortaya çıkmasına diğerlerinin sirayeti var. Burada üç tane şey oluyor. Sirayet, inikas, insibah. İnsibah. Sirayet haricidir. Sigara içen, sigara içmeyene sirayet edip sigara kokar. İnikas, güneşin aydındaki gözükmesi. İnsiba ise peygamberin, sahabelerin ruhunu değiştirmesi. Ruh. Sibgatullah. Dima, vicdan ruh. Oldu nübüvvet. Oldu nübüvvet. Afrediyet. Svele dalina. Bu normal beşeriyeti düşünürseniz bu olacak şey değil. Bu sibgatullah. Allah'ın boyasıyla boyalanmak. Üç şey burada olmasa sirayet, inikas, insiba bu olmaz. Adınız gibi bilin. Olamaz. Yani dima, vicdan, kalp bu şerru beraber olursa bu olur. Olmaz bu. Başka olmaz. Olmaz. Bunun da seninle alakası yok. Burada senin bir küçük bir insan var. Küçük. İstiyorsun.
artık gelen cevap hiç seninle alakası yok, hiç. Şahs-ı maneviye sadakatin ölçüsüne veriliyorsun. Ona göre. Başka bir şey yok. Bak unutmayın. Niçin yapıyorsun? Allah dedi. Dediği için yapıyor. İhlas. Nasıl yapıyorsun? Dediği gibi yaparsan sadaka. İkisini cem edersen itikat. Peki 215. Buradan okuyorum. Ha bak. Bu Türk Hava Yolları'nın peçetesi. Sonra bunu atmayı bile iş yapmıyor. İtikadın hülasası. Evet. Adam karşıdan görüyordu, gülüyordu ben bunu yazarken. Niçin gösteriyorsun peki bunu? Kardeşim, 18 sözü diye ben istiyorum. Özür yok. Bir gün de gene uçakla gidiyorum, baktım ulan şey kalem de yok. Kalem bir şey de, şu çantada da orada rafta. Şey kalem diyor, kağıt. Şey koymuş o zaman böyle ya. Açtım şunu. Şuraya başlıklarını koydum, unutmayayım bunu diye. Allah. İstiyorum. Allah beni affetsin. Talep etmediğim halde Allah da biliyor ya. Tuvalette geliyor bazıları. Geçenlerde çok güzel bir şey gelmişti. Daha özür diliyorum, affınıza sana. Daha işim tam bitmeden çabuk kalktım ki gidip yazayım onu. Durmuyor sana rağmen. Talep benden, cevap ondan. Talep ediyor. Ondan diyorum ki ben bunu çok pahalıya mal ettim. Sen isterse dinle, ister dinleme. Zerre kadar sizi mi kandıracağım? Zerre kadar umurumda değil. Dinle veya dinleme. Ama ulaşması için sebeplerini uyarım. Yayın, koyun. Ama sen dinlemişsin, dinlememişsin. Ben Allah'a kulluk yapayım. Şimdi diyorum ki abi, Allah beni ne kadar seviyormuş ya. Çünkü benim iş... Evet, niye? Niye biliyor musunuz? Tutmuş Hasan diye bir kolunu 35 sene süründürmüş ki gelsin sana hizmet versin. Şimdi tamam. Bize koydun, oturttun. Çalıştın. Çalıştın. Gelsin çalışsın. Ama bu silsile götür. 28 sene işkence çekmiş saymışsın ki Hasan istifade etsin. Ya. 70-86 sene hayatı din üzerine geçsin saydın diye Allah Resulü 63 senesi geçmiş. 63 senesi saydın ömrü için. Saydın ömrü. Abiler için. Abilerin değil mi? Bizim için. Böyledir. Ta ki birbirinden ortak olasınız. 215. Sözler 434. O bir önceki şeyde, yani geçen hafta. Geçen bir önceki göndermiş. İtikat. 28 Şubat. Hemen cebine gönderin. At. Madem sizinle itikadınızca ve bana edilen muameleye nazaran külli bir muhalefetiniz var. Peki bazıları da diyor ki orada, siz bu cümleyle sen şimdi bu anlamları nasıl çıkış yapıyorsun? Okuduğum zaman bütün külliyat kafamda olduğu kadar, yaptığı bana tesir kadar, çalıştığım derslerle, sözleri sıfırla okudum, bitirdim. Mektubat okurken sıfır değil, sözlerin gözüyle mektubat okuyorum. Lemalar okuyorum. Sözler artı mektubat gözüyle lemalar. Şu anlar okuyorum. Sözler artı mektubat artı lemalar gözüyle. Ha. Bu araştırdığımız itikattır, taayyüldür, tasavvurdur, şu efendim inikastır, cilvedir, imtisaldır. Bunların bütünlüğüne bu paragrafa bakıyorsun. O soruya da cevap veriyorum. Ve oraya intikal etsin diye metni koymuşum. Madem sizinle itikadınızca ve bana edilen muameleye nazaran külli bir muhalefetiniz var. Anladım. İtikadının menfisi var, imanın menfisi yoktur. Varsa ki bazen imanı mesela itikad manasına kullanılmıştır. Çünkü imanın zatının nurudur. İman zatının nurudur. İtikad ise dima bütünlüğüdür. Dima bütünlüğü olduğu için itikad menfisi de vardır. İtikad. Ama imanın menfisi ademidir, o da küfürdür. Çünkü küfür imana hizmet eder. İman küfere hizmet etmez. Küfür imana hizmet eder, Adem'den vücut olur. Vücut bir daha Adem'e dönüşmez. Bak, küfür bir daha Adem'e dönüşmez.
Vücut bir de Adem'e dönüşmez. Peki günahlar Adem'idir. Vücudu değildir ki Adem olması. Yapmamaktır. Oruç tutmamak, namaz kılmamak. Peki 217. Abi buraya geçmeden bir şey sormak istiyorum. Çok sor abi. Şimdi şurada 223'te sizin bir tespitinizi gördüm. Yazmışsınız ya. İtikat esbaplıdır biz, iman esbapsızdır ben. Nerede dedin? 200 kaç? 223'te abi. Ne demişim? İtikat esbaplıdır biz, iman esbapsızdır ben. Evet. Şimdi o iki zat ismini unuturum hep. Karşıya geçmeleri gerekiyor. Evet. Bir tanesi bekliyor. Hasan-ı Basri, diğeri de şey. Habibi Acem. Habibi Acem. Şimdi burada abi itikat iman mevzusu mu söz konusu acaba? Birisi adetullah'a tabi oluyor. İman adetullah'a tabi değildir. İtikat adetullah'tan çıkıyor. Yani usulle, şeriatla, akaidle, ilmi kelamla, usulle, sistemle, delil, burhan, hüccetlerle çalışıyor, oluşuyor. İman ise sebepsiz oluyor. Ama itikat imanın üstünde oluyor. Yani itikad ile hareket eden imani gücünün olmadığı manasında değil. İtikad ile imanın da yok. Yani. Evet, evet. Oraya geleceğiz zaten. Üçüncü sırada o. 223 mi dedin? 223 var. Bak, şimdi 217 okuyacağım, sonra 223 okuyacağım. Bak, şurada evet. 223 var şimdi. İkinci 223. 217'yi açın. 217'de sözler 747. Okuyorum. Kıymetli olan Ayet-i Feth Risalesi namundaki küçük bir risaleyi ima belki işaret eder. İtikadındayım. Böyle itikada eder itikadındayım. Böyle bir itikada iştirak edilmese de itiraz edilmemeli. Anladım. İtikada, itikadına, itikat ettiğine itiraz olunur. Mesuliyet olmaz. Kişilerin itikadına, itikat ettiklerine mesuliyet olmaz itiraz. İtikadı beşeriyetimiz işletebilir. İlle itikadın karşısı ilahi şeyler olmayabilir. İman için iştirak edilmese de itiraz edilmemeli denemez. Adeta itikat berzahtır. İmanın iman ettiğine itiraz edilmez. Edilemez. Masay şeydir, haktır. Ama bizim itikadımızın içerisi hepsi şey değildir, müsbet değildir. İmanın içerisinde hiçbir katık yoktur, karışıklık yoktur. Mahsa lüptür. İtikatta karışımdır. İsterseniz bunu da yaz. Onun için işte velayet de şey oluyor. Bakın dedi Hasan abi. He? Ne diyor? Onun için velayet de şey olmuştu abi. Öldürüyorlar şeyi, bitiyor. İtikatta bir ayna yok yani. Tezkiye yok. Lüptür. Yani fena filan yok öyle bir şey. Beka billah olacak bir itikatta şey yok. Çünkü ademi yok. Yani ehli tarik diyor, dima öldürüyor, vicdanla gidiyor. Ha tabii o bir şey yok. İmanda karışıklık yok. Masa lüptür. İtikatta ise karmadır. Karmadır. Ondan itiraz şer'i bir mesuliyet getirmez. Getirmez. Zira içindeki yanlışlardır. Yanlışlardır itiraz. Bundan itiraz şer'i ne getirmediniz abi? Yani itikada itiraz mesuliyet getirmez. İtikada itiraz. Mesuliyet getirmez. Çünkü zira itikat
karmadır. Çünkü getirmez mi dese getirmeyebilir mi? Getirmeyebilir de. Çünkü yani doğru itikatsa. Ha, doğru itikatsa o itikadın ama senin imanına, imanının iman ettiğine iman ettim dersin ama senin itikat ettiğin bütünlüğüne olmaz. Niye? Bazı şeylerin karmadır. Yani burada itikatta karmalık vardır. Ama imanda içinde lupuluptur. Hiçbir şey yok. İman karmalı değildir. Abi karma meratip ben desek. Anlayamadım abi. Yok meratip var. İtikatta. Yok itikatta meratip var. Onu da ben istiyorum. Karma dediğimiz zaman biraz... Yok. Çünkü bir sürü şirklerimiz var, bidatlarımız var, hurafelere diyor da Risale'de. Hurafelere, bidatlara itikat ediliyor. Şimdi meratip imanda yok mu? İmanda da var. Yani batıl şeylere itikat etmiyor musun? Alihelere itikat ediliyor. Ehli bidat diyorsun. Yani burada harika bir tespit neydi sevgili arkadaşlar? Harika tespit şudur. Küfürle bidat. İtikatta küfürle bidat imanı. Bidatlar, hurafeler, vehimler. İmanda şüphe yoktur. İmanda vehim yoktur. İmanda vesvese yoktur. İtikatı vardır. Olur. Çünkü itikat dimandan besleniyor. İman dimandan beslenmiyor diyor. İman dimağın bozukluklarını elinden geldiği kadar en hayra dönüştürüp ondan sonra veriyor. O zaman imanın ortası yoktur. Ya imanı vardır bir insanın ya itikadı yok. İmanı yoktur. Bir insanın ya imanı vardır ya imanı yoktur. Hem imanı var hem imanı yok denilemez. Vücut Adem gibidir. Ama itikat öyle değil. Hem doğru itikadı var hem yanlış itikadı var. Bir insan hem kafirdir hem imanlıdır. Olmaz. Tamam mı? Çok ilginçtir bu. Yani o Osman hani itikatla iman arasında bakayım karşımıza ne fark getirecek diye. Çok fark varmış. Sen ama şunu demiştin, hakkını yemeyeyim. Abi bana geliyor ki dedin bir asansörde bir gece çıkarken asan. Ama ben çok acayip şeyler bekliyorum bundan. Bir bakın, bak neler çıkacağını Allah razı olsun. En son en fazla sen istiyordun bunu. İtikadı çok istiyordun. Ne zaman başlayacaksın abi, ne zaman başlayacaksın? Ondan sonra çok istiyordun. Bir asansörde bir yere gidiyorduk. Sıkıntı var demek ki abi. Evet tabii. Ben sıkıntılı benim. Sıkıntılı sensin. Meziyetini söylüyorum. Ondan sonra dedim ki vallahi zahire bakarsan itikat ve iman arasında bir fark şu anda bir laf bile edemem dedim. Bilmiyorum. Yani iki saniye duruyor. Bunu nasıl böyle düşünüyordum asansörde. Ona başlayacağız ama itikat ve iman ne fark olacak ya? Aynı şey. Yani öyle konuşurken diyoruz. Aslında itikat iman değil, iman da itikattır. Şimdi bak. Tespitimiz şey vardı, 13. kabre giden 3 yol vardı ya, oradan siz çıkartıyordunuz. Mesela evet. Onu söylüyordunuz. Yani sif onu söylüyordum. O 3 yoldan üstad... Berzahtır diyordum diyorum, hakkımı yemeyeyim de. Onu ayırmış üstad diyordunuz, evet. Ayrı bir kategori yapmış diyordunuz. Ustad şunu diyordum ama keyfiyetini bilmiyorum ama derdim. Ustad 142 sözlerde kabre 3 tarzda 3 yolda girin. İman edip amel eden, itikat ettiği gibi yaşamayan ve kafir. Burada orayı aldınız mı? O almışımdır. Şimdi bunların üstünden bir okumak lazım. O zaman kaymak gibi gelir olması. Güzel gider. Evet. Dolu dolu. Çok acayip. Şimdi onu şeyde sorduk biz. Tam da derse gidiyorduk. Aramıştık. O üç yolu ben sormuştum yani. Ha, bana mı sormuştun? Yani itikatla fark işte şu bu nasıl oluyor? Kaydı duruyor. Ya, şey derse gidiyorduk. Neredeydi o? Allah Allah. Camide ders yaptınız ya. Hatırladınız mı? Sütlaççı ya, sütlaççı diyor. Ha. Ya sütlaççı değil ya. Sütlaççı. Bir yere gittik, dut yedik orada. Ha, dut yedik. Ha, sen de vardın değil mi? Ben... Şimdi ama ne kadar acayipmiş Gafur. Ya hepsi konuştuklarımız, ha burada bir tane söyle demiş. Efendim, ulan bu anlattıklarımız hep burada. 29'un sözü yapıyorum bir yerde, ruhu anlatıyorum. Reyhanlı'da hepsi öğretmenler, program yapıyoruz. Sabah 9'da oturuyoruz, 12'de çıkıyoruz. Sizinle yapmıyorduk eski. Ondan sonra matematikçi şey vardı Necati, Allah selam edersin. Baktı da böyle. Böyle bakıyor, daldı.
fazla değil, 5-6 kişi hep öğretmenlerle. Kırıkkan'dan ben her gün gidip geliyorum. Programa kampa giriyorum. Necati dedim. Buyur abi dedi. Neye bakıyorsun Necati? Tabii Ruhya. Ziyayattır işte, diksir şuradır, kanone, vücut harici, dört sıfatı. Şöyle oluyor, böyle geldi, bunun geldi. Belki de 10. dersten sonra. Necati, neye bakıyorsun? Buyur abi. Neye bakıyorsun Necati? Abi, 10 tane ders soru hakkında ya. O ruh da bu ana hep burada mı abi? İyi misin dedim sen. İyiyim. Sen dedim bir sayının kare kökünü alabiliyorsan dışarıya çıkar. Dördün kare kökünü alırsan iki olarak çıkar. Onu orada da kullanmıştım. Dokuzu da dedim üç olarak çıkar. Beşin dedim dışarıya çıkartamazsın. Abi çıkar dedi ama zordur dedi. Kendisi matematikçi ya. O matematikçi ona cevap. Abi noktalı oluyor. Şu anda sen noktalısın kardeş. Bir dedim değer al da irrasyonel değil, rasyonel sayılara çık. Hadi düşün ya. Bir saniye. Nedir biliyor musun? En güzel meziyeti şudur. Beni bu kadar saat meşgul edebiliyor. Tamam o kadar. Beni bu kadar kendisiyle meşgul. Abi ne var bunda? Sen de bir kitap yaz da bir saat birisi meşgul olsun. Ben ona Risale-i Nur'u yazdım. Risale'nde anladığımı söylüyorum. Anladığıma bile rahatsız oluyor. Peki yazsam kitabı kim okur? Hiç kimse okumaz. Okuma aktaktı. Peki 223. Burayı söylüyordum. Ya abi bir dakika bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Abi itikadı bozanın imanı bozuluyor mu? Bozulmuyor. Hemen. Ya, tampon ya, oldu ya, dedik ya. Hemen bozuluyor. Hemen bozulmuyor. Ama hemen bozulmuyor. Ama iman bozuldu mu? Küllü men aleyha fan. Ama itikat hemen bozulduğu zaman Allah işte imanı korumak için tampon yapmış itikat. Peki itikat bozulunca vicdan devreye giriyor. Çünkü itikadın üstü vicdandır. Gafur, bunu kaçırma abi. İtikat bozulunca onu tamir etme ilk vazifesi vicdandır. O da bozulunca ona vicdansız, vicdanına ne oldu derler ya. Vicdan da bozulunca kalptir. Kalp de bozulursa iman kalpte ruh devreye giriyor. O da bozulursa imana giriyor. İman tarumar oluyor. İman zatın nur olduğu için Allah dört tane payandayla korumuş. İtikat bozuldu. Üst birim hemen alarma geçiyor. Tamir edelim. Alt birim bozuldu. Yani temeller gidiyor. Hadi bakalım duvar yapalım. İstinat duvar yapalım. İtikat bozulunca dima bozuldu demektir. Aslında itikat bozuldu demek onun altındaki birimlerin bozulduğu anlamı taşıyor. İşte o dima bozuldu. Yani en alttan yılden itibaren bütün mertebelecek ki. Ya ifratladırlar. İtik mesela iltizamı, izanı, tasavvuru, taakkulu ya ifratta ya tefritte hepsi var. İtikat böyle bozuluyor. Yoksa cahil oldu değil. Daha önce konuştuğumuz hepsi. Evet. Adam filozoftur. İtikadı bozuk. Çünkü bir tane Cebriye kişin diyor, kişi amelinde hiçbir şey yoktur. Allah yaptırıyor diyor. Hiçbir meziti, hiçbir müdahalesi, hiçbir isteği, hiçbir tercihi, hiçbir şeyi yok diyor. Allah yapıyor. Bu cebri. Bak itikadı ifratta. Kafir değil ki bu. Mutezile diyor ki kişi efalinin fiilinin halikidir. Allah yapmıyor. Kendisi yapıyor. Abi iman burada şey yapıyor ama kaderi şey yapmıyor mu? İnkar etmiyor mu bu sefer abi? Yani yok. Kaderi inkar olsun diye demiyor. İtikadı bozuk. Şimdi sistemi şey yapıyor. Tabii. Şuna bak ben şunu şey yapayım. Dağıtmayalım. Tamam. İtikadı bozuk olursa dima bozuktur. Komple. Bu sefer Allah seni atmıyor gene çöpe. İtikadı gibi amel etmiyor 142. Üçüncü grup gibi şey inmiyor. Girmiyor. İkiye giriyor bak. İmanı 142 sözlerde imanına gerektiği gibi amel yapan bir, itikat ettiği gibi amel etmeyen. Sonra kafir. Kastamonu'da şey sözler 142'de kabre 3 tarzda 3 giriş yolu var. Şimdi Allah imanı koruyor. Diyor ki itikadın bozuldu.
Hemen üst birim alarma geçiyor. Vicdan. Çünkü vicdanın şey, liman üstüdür vicdan. O da bozuldu. Ruh devreye giriyor. O da tamir edemedi mi? İman tarmar. O zaman çok değişik bir şema çıktı abi. İman yazsak mesela imanın eveli, çok... ahiri, zahiri, batını, işte dima, zahiri, eveli, ruh, abi, acayip bir ahiri, şey ya. Onu bir şey yapmamız lazım ya. Zahiri, şey, imanın o kanunu, yani emri, o söylediğimiz şey abi. Çok soruların cevabı olabilir. Sen yuvarlak çizip bir iman yazsak abi. İman desek oraya, onu bir çembere alsak böyle yuvarlığa. Dur bakayım, uyduğuna bakmayın abi, onu nereden haber oluyor Allah bilir. Uyduğuna bakmayın, nereden haber oluyor. Bu ne ya? Abi onu bastırıp bir şey yapacaksınız ona. Bak merak ettim de, bu ya, kalsın kardeş. Yok yok, yazıyor abi ha, sakın ha. Ya, öyle mi? Yani o şey değil. Onu bastırıp bastırıp... Başka şey yazın mı? Başka, şimdilik başka yeri yazın da sana bir. O kalsın abi. O kalsın şimdilik. Bir dakika onu bir alayım abi. Ömer, siz yazın abi kırmızı. Merak ettim ya, nasıl çizeceksin? Yani bunu böyle bastırıyorsunuz ki aksın şimdi rekim abi. Öyle mi? Sen yap. Pompala. İmanın evveli. İki tane mi evveli? Evveli olur mu? Evveli yok. Evveli. İki ve olacak. Tamam. Evveli olur. Ya bu. Evveli. Ahiri. Ahirisi. Batını diyelim abi, sonra zahir. Ya şunu şöyle yapıyoruz. Zahir. Zahir kapsayı yapmak gerekiyor mu? Ruhu. Yok böyle çıkmış şey. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi hepimiz yapacağız. Öyle bedava yok. Evvelisi. Evveli Dima. Dima. Evet. Öyle benziyor da. Dima, itikat. Vahiy ilk muhatap, evvel. İmanın dima, dima diyelim şuna, şey itikat. Ha, öyle mi diyeceğiz? İtikat ya onu besliyor ilk. İtikat imanı besliyor tamam. Da, yap oluşmuş ben şey. Ben abi farklı düşünceline ruh diye bakmışım, zahirine dima değil. Ama nasıl bakarsın? Ha, şimdi evvelle zahir karışır genelde. Evet. Çekirdek, meyve. Ama buradan bakışı abi şey bu, farklı bakmış. Batınısı, hemen yazayım. Vicdan. Vicdan. Ahirisi, kalp. Ne? Kalptir ahiri. Zahirisi kuşatan kalptir. İmanı içinde ya, zarftır kalp, mazruftur iman. Evet. Zahirinin içine konulan iman. Evet. Bu zahirisi, kalp. Ahir kalbi. Ahir, nasıl ahir? Öyle bir ahir ki, meyve nedir? Hem kökteki çekirdektir, hem de ağaçtır. Tamam mı? Meyve, meyvede, meyve itibariyle ağacın sonucudur. Meyvedeki çekirdek itibariyle, çekirdeğin de ağacın da başıdır. O zaman ruhtur. İzah edersen anlaşılır, bak. Meyve, ahirisi ya. Bak. Eveluhu çekirdek. İmanın eveli ruh değil midir? He. Şu. Bu neydi bu? Ha, burası değil. Yani meyve. Noktayı nazardan olabilir. Ama meyve. İzah eder. Ahir bir izah edeyim de. Evet. Bu ağaç zahirisi. Zahirisi. Bu ağacın arkası batınısı. Tamam mı? Şimdi bak. Kardeşim. Evet. Bu meyve ağacın sonucudur. Evet. Meyve ağacın sonucudur. Bu itikat. Meyvedeki çekirdek ağacın başıdır. Tamam mı? O zaman bu ruha benziyor. Çünkü hem bunu alıyor, hem bunu da alıyor. Ruh. Ağacın zahirisi, yani içine konulanlar var, konulanlar. Bu konulandır o. Yani koyan içine zarf. Mektup var. Mektuba
mazruf denilir. Mektubun konulduğu zarfa da zarf denilir. Kalbin içindedir, iman kalptedir diyor. Dimağda arama diyor. İman kalptedir. O zaman zahirisidir. Tamam mı? Zahirisi de kalptir. Zahirisi nerede? Kalp. İtikat nedir diyeceksin. Yani ben kalpsam, şu yukarıdan aşağı, yukarı düşünün, kalbim. Bir ayağım dimağ, bir ayağım vicdan. Artık biliyoruz onu. Onun için ya bu itikat da aç da. Çünkü dimağdaki özellikler de kalbin dışa vuruşlarıydı. Ondan sonra ne dedik? Evveli iman nasıl oluşuyor? İlk önce evveli. Evveli itikat, iman demeyeceğiz. İtikat olacak bu. Kalp bunların bütünü değil midir abi? Şurada bir yanlışlığımız var. Şurada bir yanlışlığımız var. Peki, onun için sözün harfimesi mi? Abi zahirisi dima o değil mi sözün? Dima. Abi dima. Zahirisi dima. Evvelisi evveli dima. Ruh. Evet. Ahirisi kalp. Evet, batınısı vicdan. Şöylece beraber yapalım daha. Yanına yazın Ersin'de ben abi. Evet gitti bakalım. Olsun, şimdi bu işi görür abi. Bu şimdi iş görür abi. Bak. Evvelisi ne demiştiniz? Ruh şimdi? Abi ben ruh. Öyle düşündüm. Zahirisi dima. Zahirisi dima. Ahiri kalp. O. Öbürsü de vicdan. Vicdan mı? Öyle o zaman. Çünkü evvel... Anlat sen o zaman. Bakış açını söyle. Abi benim bakış açım bu. Dima zahirdir. Zahirde aynal katı görür yani. Bir dakika. Dima? Dima abi zahirdir mesela. En aşağıda. Evet. En aşağıda. Dima? Zahir. En kesif. Yani şeyden en uzaktır. Alemi şehadet. Sizin örneğiniz en uzaktır. Ha zahirisi bu. Dima. Evet. Buraya uyuyor şimdi. O zaman ben şurayı bir sileyim. Şu beyaz yok. Şu. Şunu sileyim çünkü hiç yapmayayım. Ha, zahirisi imanın zahirisi. Az önce şey demiştik ya, mülkü itikattır, melekut imandır demiştik ya. He. Ona uyuyor şimdi. Uyuyor. Ha. Zahirden dolayı. O zaman tamam. Buna tamam. Ben de tamam. Peki evveli nedir abi? Şey itikadın evveli mi? İtikadın, imanın evveli nedir abi? Burada baktığımızda en evveli, çünkü bir şeyle baktığı ruhtur. Niye evveli ruh? Bu doğru. Çünkü ruhtur ana şeyi, yani ruhun cevheridir, cevherden aşağıdır. O zaman eneyi almazsan budur. Bazını demen lazım. Yok, hepsini alırsan ene, sırrı iman, hepsini bütünsel bakarsan. Ruhtan sonra zaten iman yok ya abi. He. Orada yok ya zaten iman yok. Ruhtan o yüzden daha iyi var abi şurada. İmandan, ruhtan sonra zaten iman yok ya. He. Mesela burada en alabileceğin evvel ruh. Yani imanın, evet ruh, peki evveli ruh diyelim. Ahirisi? Ahiri hakikattır yani şeydir bu da kalptir. Onun bir aşağı olan batında vicdandır yani. Zaten evveli bulduğumuz zaman ahiri de kalp oluyor. Zahiri bulduğumuz zaman. Evveli bulduğumuz zaman vicdan da dolayısıyla batın oluyor. Hasan abi şöyle desek oluyor. Sanki bu evveli hani imanın fıtri olan hali var ya. Evveli evet imanın fıtri yazılım. O hali yani alemin adeta... Şimdi kafama yattı. Ha. Şimdi kanun adem, emri mesela bu ruhtur. Çıkarttık şimdi, çıkartıyoruz. Onu kalpteki, meyvedeki şeye getireceğiz. Büyütüp ağaç olup içindeki çekirdek haline getireceğiz. Yani ilk fıtri olan, iman evveli ruhtaki olan halinden kalpteki, vicdandaki, meyvedeki, meyvenin içindeki çekirdek haline getireceğiz. O zaman... Değil mi? Evet, evet. Yani adamın itikadı yok. Delinin, çocuğun, hayvanın ama imanı var. Hangi iman? Fıtratı selime. L-M-N. Selime. Demek ki o fıtratın yazılımı ruh. Uyuyor. Yani, kanun emri mesela. Abi. Kanun emri. Evet, ruh. Evet kanun. Tamam, uydu. Evveli buysa iman. Ruhtur. Evveli ruh. Şuraya da yazalım. Ruh. Evveli ruh. Zahirinde de... Zahirisi bunun dışarısındaki ruhta en kesif olan dimadır. İmada bizde itikat olarak gözüküyor. He. İmanımızın zahirisi tabii. İmada itikat olarak gözüküyor. Evet. Yani ruhtan en kesif olan nedir? İmanın... itikat olarak gözüküyor. Evet gözükür. Hani itikatlar imanı oluşturur,
İmanın da özelliği dimağda gözüküyor. Onun için. Zahirisi olur. Tamam, bu da dimağ. İşte itikadın özelliği diye. Dimağ parantez itikat o da olacak. Şuraya yani. Dimağ itikat. Hı hı. Hülasası artık itikat. Tabii canım, orada bu, orada böyle bir ifade. Tamam. Sonra meyve verecek. Meyve. Meyvesi kalp. Ha, kalp. Beşerin kalbi artık. Beşer. Ha, zaten şey Kabe, arş, kalp aynı. Çünkü kalp oldu. Ahirisi. Ahirisi meyve olarak kalp çıktı, insan beşerin kalbi. Beşerin kalbi, beşerin kalbi. Tamam. Onun da batınısı çekildi. Evet. Vicdan. O pencere ise kalp diyor. Pencereden bakan vicdandır diyor. Usta. Pencere, kalp penceredir. Nezzare o pencereden bakan vicdandır. Evet, ben de imzamı atıyorum. O zaman benim yazdığım değil, yeşiller Harun'un ifadesi. Sağlama da yapabiliriz. Hatem, Turra, Sikke aynı şey yani, onunla da tutturabiliriz yani. Peki yapalım onu da. Abi isterseniz yeşil isimle bir öyle devam edelim isterseniz. Tamam o zaman, tamam. O zaman çiçeğim. Tamam, ben de yani bakış açısını iyi yapmak lazım. Falsolu baktığın zaman olmuyor. Bir yandan evveli konuşurken bir başka bakış açısı, ahire başka bakış açırsan çorba oluyor her zaman. Ama bir doğru açıdan baktığında kendi içinde mantığı oluyor o zaman. Ben sıkıntı yok. Şey kullansaydınız abi ya. Şu yeni süngerler çok iyiydi. Hangisi? Yerde mi? O şey ahşap olan neredesin? Yok yok, yeni süngercik kaldık ya. Onu açmadık ya sen abi onları. Açsın ama. Bunu güzel mi açıyor? Abi o hem mıknatıslı hem de daha güzel süngercik. Tamam. Şimdi bu tekrar yazıyoruz. Evvelisi ruh. Ahirisi kalp. Batın, zaten şey silahı vuruyor, uyuyor. Evet, evet. Aşağıda, Allah Allah. Evet. Sanki içeriden dışarıya çıkıyor. Değil mi? Oldu yani. Peki, uygulayalım şeye. Çok güzelmiş o. Sikke, ruh değil mi? Ha? Zaten evveli sikke. Zaten o onunla... Meyvemiz hatem. Ahirisi hatem. Hatem. Doğru doğru hatem. Turra. Batınısı? Turra. Turra. Evet. Evet. Şey olur mu abi, zihayet kanunu vücudu harici. sağlamasını yapıyoruz da bir tamam. Yerde zıtlaşın olur, yani. Olur olur. Mesela... Ama şey olur. Karışır. Tamam. Karışır. Bu kadar yeter. Daha şey yapma. Bunu da çembere alsak abi, işte sırrı iman bu. Ya yani hepsini çevirsek böyle yuvarla. Döndü. Dört ene yani. He. Öyle. Sırrı iman. Dördünde yani imanın artık. Sırrı. Ha. Artık. Ha. Her yer, her yer. İmanın da olmadığı şey ki imanın ha. Sırrı. İmanın da bir sırrı var. İman. Nereden sırrı. İstiyorsan bak yani artık. İmanın sırrı değil, iman sırrı. İman sırrı. Sırrı iman değil mi? Sırrı iman. Sırrı iman. Açılım o öyle. Öyle mi yazar? Yani sırrı iman diyelim. Şurada yazar mı Kafur? Zaten onların hepsi yazar ama o operasyon yapmamız lazım. Onu da bir alayım. Sırrı ene işte. Ha, anladın mı? Ruhunda üst var. Ha, onu da eneye bağlayacak. Ha. Onu yuvarlak çizip ene yazacağız. Sırrı iman. Bunu da yapalım. Kırmızı var. İzlenmiş mi bu? Bu var bir şey. Ayrı bir şeymiş gibi var. Ağzı böyle yapınca. Sıra iman doğru da. Abi böyle yapınca sanki ayrıymış gibi, böyle yuvarlak çember yapınca zaten hepsi bir bütün de. Biz şöyle biz konuşunca böyle oluyor sanki. Şöyle yapalım o zaman. Tamam, çizelim şöyle. Da bitti. Tamam, şöyle yapalım. Yani bu yine bence uyar. Yani bunun bütün temelinde baktığında yani oldu mu abi? Ene yazabilir miyiz bunu abi? Yok, Süleyman Emre değil. Ene denmez değil mi?
Orada enede iman yok artık. Eminlik mi var? Eminlik var. Emin olduktan sonra mesela iman gaybadır. Artık görenle görünen aynı yerde ya. Ben bak karşına geldim. Benim varlığıma iman et. Mecnun içinde var mı orayı tarif ettiğiniz kelime? Bu mevzuyu tarif eden kelime var mı? Yok. O şu şeyin içinde yok mu? Yok. Koymak lazım. Var mı bir? Tabii o eskide yapıldığı için. Karşılığı var mı? Bu dediğin yani tabii, orada tabii. İman yok. Ne var? Yani şeyde ustad şöyle diyor 149 Sikitası Gabi'de. Fena fillah olduğu için tamam mı? O artık beşeriyet olmadığından eminim. Artık şeye kemalatın varması gereken kişinin vardığı yerde varması gerektiği gibi bir iman olmaz. İman bir bağdır. Ama kendisine dönüşmüşse o bağ değil artık. Mesela şöyle diyeyim. İman gaybadır. Peki emin olmuş. Emin olmuş. Artık orada kutsi olmuş. Kutsi bir zat. Kutsi olabilmesi için iman ettiğini görüyor. Şey filan diyor sanki öyle. La tayin, la şey muhtılara bir evet, şeyler var. La tayin, la teşakkuz. Bir şeyler var. Evet, ona şey yapmayın. Böyle oldu mu abi? Tamam. Tamam. Şeyleri dikkatle nereye koyacağız abi bu? Hangisini? Bu. Hepsi sır iman. Mesela koyalım. Arş-ı Azam. Evet. Bütününü. Kalk. Arş. Bu şey. Kavsiyene gider bu iş. Başka ondan sonra vicdan şeydi. Daire ilim, daire hayat, daire ilimin cemi, dimad alif-i mahfuz, ikisi kab-ı kavsin. Onu diyorum, yani ene değil. Değil, kab-ı kavsin. Oldu kab-ı kavsin, sır-ı iman ya. Ooo, Mehmet abi ya, sen de güzel bir patlattın, gidere yak ya. Biraz daha çıkarsak sırrı kadar mı oluyor artık? Bilmiyorum, var orada, sana bir yazmış da söylemiyoruz. O da bir sürü şey yazmış. Kabu kalp şeyi. O zaman... Bir de sırrı kadar yapalım abi. Çünkü çıkacağız yukarı. Dersini aldım kabu kalp senden diyor ya. Ooo dersimi aldım kabu kalp senden. Yani bunları bütüne getirmiş. Ooo değil mi? Bence de öyle. Bunlar biraz iddialı oluyor abi. Bakalım yine şey olmaz. Anladığımız budur, ya. Anladığımız budur canım yani. Hakikat budur, doğrusu budur demiyoruz. Kendisiyle meşgul eden Allah'a başlayalım. Aynen. Ben dini öğrendim. Bilmedim ki. Ve benimsi yanlıştı. Yani bakışım yanlıştı. Harbimsi doğru. Sır-ı iman yok muydu? Nerede? Var, değil mi? Bilmiyorum ki, kafa yok ki. Şecer-i Hırkat'te sır-ı iman bir yerde vardır var, da. Var. Sır-ı kader de var. Sır-ı kader. Ama bu bakışta... Sanki abi bunu bir derste bir kere daha baksın konuşmuştuk ama. Bakayım bu şekilde. Ateş bastı. Hepten çok etkilendim ya. Onu bastırmamışız neyse. Gafurum. Ne haber abim? Çok iyiyiz abi. Ben zannetmeyin koptuğum var. İyiyim ben. Yok. Kopmak için seni şey yaptım. Tazın abi kopmak için bir söz. Ben de şey yapıyorum. İstanbul talebesi kabı kavşenden aldım dersin diyor ya. Onlar biz biliyoruz ki bu tarz bir medrese dersi yapmıyor abi. Belki başka vazifeler var. Mektup getirip götürüyordu belki de bilmiyoruz. Bunun cevabım şu. Nasıl? Nadir abi biliyorsunuz. Bu yöntemi bilmiyorum ama bu yöntemi bize başlatandır. Ondan sonra Rüştü şeye tanımlayamıyordu bizim havuz. Diyor ki mesela uçağa binmiş bak Allah ne güzel yapmış diyor. Dedim uçağı Allah yapmadı. Allah yaptırdı. Allah yapsaydı uçakta eksiklik olmaz. Konuşma böyle şık şık şeyler. Yaptırdı işte. Adam nereden bakıyor? Dijitalden bakıyor. Öyle saysan oraya bağırmıyor. Adam ekrana direkt görüyor. Esbapsız bakıyor. esbapsız bakıyor. Dijital. De onlara şöyle tabir kullanmıştım ben. Bu tür insanlara. Anlamadım. Ben anlamadım. Bu budur. Böyle denmiş. Bu dijital ekran. Ama bu velayet oluyor işte abi o. Sizin dediğiniz akrebiyet oluyor. Evet. Esbaplı. Peki. Beka billah. Tayyid-i ilahi. Ona gidiyor. Olabilir mi metindeki? Tayyid-i ilahi. Evet, tahayyül. Yazmışsınız da onun için. Tahayyül ilahi, vay be. Sır-ı iman.
Yok şey olarak mecule yazmışsınız da hani o iman orada iman değildir. Yok yok yo, artık iman ne yok ki bir şey yok. Taayyün ilahi diyor. Evet. Ama sanki o kelime... Tabi tabi. Taayyün, teşahhus. Şey, bir tane de yapalım mı şu Mesnevi 226'yı bitirelim de. He? Ondan sonra keselim olur mu abi? Yapalım abi. Zaten patlamış. Bugün filan filan yok. Hadi. Hadi bismillah. İnce Mesnevi'nin 226 defterimiz 223. Bulduk mu abiler? Müjdeler. Yarım saat, bir saat sonra bu ders bitecektir. Cenab-ı Hak kafirin zan ve itikadını daimi bir azab-ı eylime kalbeder. Metin bitti. Bunu kopmanızı istemiyorum. Kaçta sonra? 223 hadi. Sonra gelmiş gelmemiş Mehmet abi. Tamam neyse o. Hadi meşgul etme. Son şey değil mi? Sen ne diyeyim? Kendisi meşgul edin. Hop Osman. Tamam, adama meşgul etme o zaman şimdi. Selamı döndürdüm mi teyze? Şecek hikat. Ha tamam. Ha onda mısınız tabi? İşte oraya oraya bakıyoruz. Sırrı kader var mı? Sırrı iman var mı? Diye bakıyoruz. Sırrı kader vardı. Tamam, Mecul'ün üstü ya. Ha? Mecul'ün üstü o sırrı kader. Ya. Yazar yazar dikkat oraya gidiyorum. Beka Billah'ın şeyi orası. Sırrı kader var. Sırrı kader var. Sırrı kader var. Hadi. Tamam. Kafir abi. Metin bir de okuyun. Kader ezelin mi oldu? Cenab-ı Hak kafirin zan ve itikadını daimi bir azab-ı elime kalbeder. Kâf izah. Kafir için itikat diyor, iman demiyor. Kafirin zan ve itikadını daimi bir azab. Bak, itikadını diyor, imanını demiyor. Kafirin imanı yok. İman olmadığı için imanı yoktur. Ama itikadı vardır. Niye imanı yoktur kafirin? Şey olabilir, fetret ehli değil bu, kafir. Kafirin imanı yok değil, imanını örtmüş demektir. Kafirin itikat diyor bak, kafirin zan ve itikadını. Kafirin itikat küfürdür, denebilirsin. Evet denebilir, küfür. Doğru. Küfür üzerine olduğu için itikadı... Zaten itikadı küfür olduğu için imanını örtmüş. Kafirin imanı yok değil, kapalı. Battaniye açılmamış üstü. Kafir zaten örtem demek. Çünkü iman, doğru itikada verilen cevaptır. Harika. Doğru itikada verilen cevaptır. İşte evet. Orası çok şey. Harika bir cümleydi. Kim demişse güzel bir cümle. Evet. Dettiren Allah'ın sonuçlar olsun. Yanlış bir itikat. Bak senin dua şeyine geliyor bu. Cevaptır ya. He. Doğru cevap. Yani cevap vermiş. Kurbiyetin karşılığı. Ya, duaya... şunu kullanın abi. Ya Hasan abi o kalem var ya. Kalem renk şuraya bağlayalım. Çok harika bir cümleydi de. Bunu çünkü iman doğru itikada verilen cevaptır. Vallahi tabelalı. Hangi kitapta geçiyor abi bunun? Onu düşünüyorum. Bu bakayım ona. Doğru itikat olan şey kalıyor. Sözlerden mi geçiyordu? Bu şeyde geçiyor. Kafayı şeriften. Yok. Hadi istediğim yer olsun. Pazar günü Dima Enfus grubu laikası. Ha. Evet. Bu şey diyorlar. Yok şey var ya. Dima'da şey var ya. Şey 700 sözlerde o ama böyle cümle geçmiyor da iman kaptedir. Dima'da arama. Onların bütünselliği. Neyse devam et. Levh-i Mahfuz'un bizdeki karşılığına dima, dima. İtikat da dimağın meratip olduğundan, itikat da Levh-i Mahfuz'da bir meratiptir. O zaman Levh-i Mahfuz'dan gelen kelam-ı ezeli dimağımızı, dimağımız itikadımızı inşa ettiği nispetine verilen cevap imandır. İman hem mülkü hem de melekutu tazammun ediyor. İtikad ise mülk alemindeki dusturlar, ölçüler, mizanlarla ve nizamlarla zahiri şeriatla sistemlenir ve ortaya çıkar. İtikadın işi zahiri tanzim etmektir. İşte metninde de kafirin zan ve itikadını diyor. Ondan diyor. Evet, yani itikadının vücudu haricisidir çıktığı azap, çektiği azap. Bir daha, yani itikadın, yani ne adam şey yapıyor mesela, psikoloji sıkıntılar da var, sıfır değil, zanlarıyla hareket ediyor.
zanlarıyla düşünüyor. Zanlarını kendinden zannediyor. Şeytanın en büyük silahı neydi? 13. lemada diyor ki, kendi sözünü, şeytan kendi sözünü, senin sözünü zannettiriyor sana. Mesela ben iyi değilim. İyi olmayan olur. Ha? Mesela yeis. Ancak kafirlerde olur. Peki, acaba imansız mıyım? Dittirem. Şeytan kendisidir. O zaman bu psikolojik hastalıklar yanlış zanlarımızın oluşturduğu itikadımızın neticesidir. Allah'ın dediği gibi bakmamak. Ha, bir daha okuyorum cümleyi. İtikadın vücudu haricisidir çektiği azap. İtikadın vücudu haricisidir. Hangi çeşit azap çeker? Çünkü niye? Zan ve itikadımızla oluyor. Bak ne diyor metinde? Cenab-ı Hak kafirin veya Müslümanın zan ve itikadını daimi bir azab-ı elime kalbeder. Yani elemin kaynağı zan ve itikat. Bunu yazabiliriz. Allah'ın dediği gibi bakmadığınız için. Evet. Elemin kaynağı burada kaynağı bir zanlarımız menfi elem, yani menfi olarak düşündüğüm. Evet evet, zanlarım yanlış. Yani elemimizin kaynağı yani menfi yani. Ötekisinde elem değil yani. Zanlarımız ve yanlış itikadımız ikincisi. Menfi itikad için. Yanlış itikatlarımızdan. Abi zan ifratta veya tefritte olduğu zaman itikat doğru olma ihtimali var mı ki abi? Yok, olmaz. O zaman zanları bozuk olunca... Ama zanları bozuk olunca diğerleri düzeltiyor da zan aslında çok güzel bir şeydir. Üretkendir. Zan mesela içtikten mesela yaratma Allah'ın sıfatına aynı artır. Niye? Zan olmayan bir şeyi ortaya çıkartabiliyor. İlmin de sebebidir. Ama vasatı nimettir. İfratı zanın cehennemdir. Zanın tefriti ise hareketsizliktir. Kendi doğasına çökmektir. Abi kendi... hangisi hangisini besler? İtikat mı zanlı besler, zan mı itikat? İkisi beraber. Çünkü ikisi de hüküm gibi gözüküyor. Evet, bak şimdi. İtikat neyle besleniyordu? Zanlarımızla. Yani tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, itikat, şey iltizama kadar. Dimağın bütünlüğüdür. Dimağın bütünlüğü. Dünyanın bütünlüğü içinde tasavvur yok mu? Var. Onun içinde zan yok mu? Var. Zanlar da verilerini veriyor. Herkes bir şeyini götürüyor oraya. Ha. Şimdi devam edeyim. İman hem mülkte hem melükütte. Ha. Oraya demiştik, okudu. Yani itikadın vücud haricisidir çektiğimiz azap. Cenab-ı Hak ceza vermiyor. Kendi itikadına insan, kendi itikadına vücudu harici veriyor kişi. Allah Allah. O zaman itikat imanımızın vücudu haricisi işte. Evet tabi tabi. Vücudu haricisi itikattır. Var mı harici? Evel zahir. Vücudu harici o zaman şey oluyor, dima oluyor. Kanunu emri oluyor. Tamam doğru. Öbür ikisi de zihayet zihşuru. Doğru. İtikat, itikadımız da imanı oluşturuyoruz. Oluşan iman da itikadın kalitesini yükseltiyor. O zaman imanın vücudu haricisi, dışarıdaki şey itikattır. O oruçta diyor ya, tecessüm etmiş bir adam. O zaman itikadın batırısı da imandır. Evet. Oruç bahsediyor evet. Ya, ruh tecessüm etmiş, gelmiş evet. İşte. Bu. O zaman Allah azap vermiyor. Azap, İman. Yanlış itikat ve zanlarımızın zaruri neticesidir. Bu da mesela... psikolojik hastalara kesilecek 40 saniyelik bir şey cümledir. Allah vesvese vehim vererek kullarını azap çeksin diye vermez. Yani vehim ve vesvese azap Allah ve meleklerinden değildir. Vehim ve vesvese Allah ve meleklerinden değildir. Peki nedir? Vehim ve vesvese ve zanlarımızın vücudu haricisidir azap. Her şey bitmiş abi şu sistemle. Ve bak gördünüz mü? Bak psikoloji nasıl tamir ediliyor neyle bak. O zanlarını düzelt, itikadını düzelt, psikolojinden yukarı çık. Bak herkes, oraya yazayım. Abi herkes kendi cennetini cehenneminde böyle oluşturmuş. Aynen. Bitmiş. O zaman. Allah bitmiş bir dünya. O zaman zanlarını düzelt.
zanlarını düzelt, itikadını düzelt, itikadını düzelt, çık düzlüğe. Elem ise bunların bütünlüğünün vücud haricisidir. Haricisidir. O zaman psikolojik sorun, psikolojik sorunun kökeni yanlış zanlar ve yanlış itikatların zaruri neticesidir. Peki Müslümanın da itikadına vücudu harici verince de ortaya fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Cennete gideceksin deyin. Cennete gideceğinin delilidir. Gir cennetime. Müslümanın da itikadına vücudu harici verince Allah ortaya iman çıkıyor ki iman Müslüman iman etmeyle iman ettiği şeyle besleniyor. Dünyası cennet oluyor. Allah'a iman edince çocuk anasını emer gibi analık bir bağ oldu. Ana veriyor sütünü, çocuk da emiyor güvenle. O zaman bir sağlık, bir hayat ortaya çıkıyor, bütünlük. İnsan da Allah'a iman ediyor. Dünyadaki kârı nedir? Dünyada kârı en azından iman ettiği Allah'ı haşa tabiri caizse ana çocuğun emer gibi imanla Allah'a emiyoruz. Allah ne alıyoruz? Emince ne oluyor? Kemalat, erdemlik, fazilet, nur, kuvvet, külata geçiyor. İman hem nurdur hem kuvvettir, tamam mı? Hakiki imanı elde eder. O zaman iman ettiğimiz şeyle besleniyoruz. Peki iman ettiğimiz şeyle beslenince dünyamız cennet oluyorsa yanlış itikatlarımızın da itikatların neticesinde dünyamız cehennem oluyor. Elemlerin, ben şöyle bir şey söylüyorum. Sari söylüyorum. Hiç izahım değil. Kafirin ve Müslümanın psikolojisi bozuk olanlar, uğran geçirenler, evde sorun olanlar, evde kavga gürültü olanlar vesaire. Hepsinin kökeni yanlış zan, yanlış itikadımızın zaruri vücud haricileridir. Bunu kesip Müslümana vereceksin. Şu saniyeyi. Evdeki sıkıntıların, içsel sıkıntılarımızın, toplumdaki herhangi bir yerde sorun varsa, hepsinin sorunu, yanlış sanlarımız, yanlış itikatlarımızın zaruri neticeleridir. Elem. Bunu birisi bir alsın da onu şey yapalım ya. Niye gitti? Bir kamera, bir telefon verin de. Tamam, senin telefonunu da kesersin. He, kesersin. Şimdi burada kesiyorum. Ama iş 20 diyor. Tamam, burada keseyim. Namaz kılmadık. Allah Allah. İman. Psikolojiyi de kaynağında başka noktada çözdük. Yanlış itikat, yanlış sanlarımızın zaruri neticeleridir. Elem. Abi, bir şey söyleyeceğim. Şimdi süt içiyorsunuz ya, beyazdır, hoş beyazlamıyorsunuz. Kemikleriniz sertleşiyor falan. Elma yiyorsunuz, kızarmıyorsunuz. İşte ne bileyim, ciğerinize iyi geliyor falan. Ya biz Allah'a emiyoruz, tövbe estağfurullah. İtikat süt işte. Allah'a emiyoruz abi. Evet ya. Biz de bu dışarı nasıl vuruyor? Allah emince. Bütün sirayetini düşünsenize Hasan abi ya. Böyle imanlı insan hakikaten sirayeti, simasını. Ya. Mesela namaz kılıyor. Namazın alakası var. Mesela sima acayip. Mesela maddede olup madde olmayan vicdan, vefa, şefkat. Buralı değil ki bunlar.
üretim var da ne üretiliyor, kim niye üretiyor, ne çıkacak bu işte, ben anlamadım hiç. Bir üretim var. Vahiyi alıyorsun, başka bir şeye dönüştürüyorsun. İşte çekirdek meyve üretiyorsun, neye hizmet ediyorsun, ne yapıyorsun? Arkasında... Arkadaş neler oluyor? Bir şey İman, oluyor ama. Bir şey oluyor ama. İman burada oluşuyor ama. Mesela şöyle, filmdir burada. Resim ve ses, bilgisayar. Bilgisayar bunu çeviriyor, şu bilgisayar. Flaş belleği takıyoruz. Orada renk ve şekil sese dönüşüyor. Flaş bellekte öyle bir şey yok. Yok. 1-0-0-0-1. Burada iman da, ötelerde iman değil. Burada fiili manasında iman, buradaki adı iman ama imanın kaynağı o cinste değil. Yani nasıl ondandır ki flaş belleği tartın, bir de 1000 tane film yükleyin flaş belleğe, hiçbir ağırlığı yoktur. Ağırlık buraya ait. Koyacaksınız, film var, ağırlığı olmayacak. Hani Allah'ın ağırlığı var mı diye soruyorlardı ya, bir tane çocuk sormuştu. Dedim ki flaş belleğe, dedim CD tarttım, silah, flaş bellek yoktu tabii çayında. Bunu tartsak dedim, ne kadardır? Bilmiyorum dedi, ben sana söylüyorum, 10 miligram, 10 gram olsun, tamam. Buraya dedim, 10 tane DVD'ler var ya, CD değil, DVD. Hı hı. 10 tane film yükler misin dedim. Bu daha fazla hocam dedi, listede çocuk. Tartalım filmden sonra, kilosu gelir mi dedim. Oo. Peki, Allah'ın evi'l ahiri var mı? Mesela filmde başlarsan 1. dakikada gözükenler, 5. dakikadakiler gözükmüyor. Bilgisayarda sıra var. O da batının dışa vuruşu. Ama bilgisayarda sıra flaş bellekte ön arka yoktur. Yok. Yani çekirdekte naaş çıkınca filiz bir, mayıs bir. 300 sene geçti çınar. Ama bu ağacın en sonuyla en başı çekirdekte evvel ahir yok. Hepsi aynı yerde. Ağacın kilosu vardır dışarıda, çekirdekte kilosu yoktur. Ağacın hacmi vardır dışarıda, içeride hacmi yoktur. Ağacın bir süreci vardır, başlangıcı, çekirdekte yoktur. Bilgisayarda da yoktur. Bilgisayarda haram filmdir. Haramdır bakınca. CD'ye bakınca haramiyet yoktur. Çünkü CD'de 1-0-0-1. Şeytan melek buradadır, arkada esmadır. Peki bu kadar 1000 tane dersi yükledin, niçin karışmıyor? Boyut farklılığından. Allah da esmasını maddeye boyut farklılığıyla sarmalamış. Bütün esma aynı yerdedir, birbirine karışmaz, boyut farklılığındandır. Yani o zaman her şey her yerdedir. Ancak boyut farklılığından birbirini kapatmaz, örtmez ama o boyutları görecek göz olmadığından, peki ne yapacağız? Üstünü açınca o alttan o çıkıyor, onu da kaldırınca. Mesela koku, tat, renk. Mesela çekirdekte ağacın yaprağı var mı? Var. Meyvesi var mı? Var. Kokusu var mı? Tadı var mı? Şusu var mı? Hepsi var. Aynı yerde niçin karışmıyor? Boyut farklılığından. Allah da böyledir mevcudatta. Allah bütün esmasıyla var. Boyut farklılığından görmüyoruz. Ne zaman boyutuna girersen, o boyuta denk gelirsen, sen de ayağın olur. Buna rüya çok güzel misaldir. Başka bir gözle, bu gözle burayı seyredersiniz. Ama bu gözle alemi misali seyredemezsiniz. O göze geçmek için bu gözün kapanması lazım. Bu gözün kapattığını başka bir gözdür. Bizde nümeresi var. Alem-i misal ki alem-i misali seyrediyoruz. Peki bu bütünlük bilgilerini, bu kadar bilgileri dosyaladın bilgisayara, koydun bir sürü dosya var, 100 tane bir şey. Ama gittin hiç hoş olmayan bir siteye bir virüs aldın, dosyaları birbirine geçirtirdi, hiçbir şey yaramadı. Yani dimağdaki bilgilerdir bilgisayardaki, kafaya giren günahlardır virüs ki dosyaları geçersiz kılıyor. Anlamsız kılıyor, hatta yüktür.
Burada kesiyorum. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn diyebilecek birisi bir şey var mı? Bir şey söyleyecek misiniz? İnşallah haftaya buluşmak üzere. Allah nasip ederse. İnşallah. Allah bununla haklanmayı, hakikatine mazhar olmayı, bu sohbetimizi dergâh izzetinde kabul etmesini, kusurlarımıza bakmadan bu nimet-i ilahiyeyi üzerimizden almamasını ve aklımızı bununla sirayet, kalbimizi bununla inikas, ruhumuzu imbisa, insiba etmeyi nasip eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye de daim kayıp sayım eylesin. Bu hakikatle meşgul olup da muflis olarak ahirete gidenlerden etmemesini Cenab-ı Hak'tan niyaz eder. Dualarımızda samimi olmayı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun yanındaki değeri kıymeti hatırına duamızı kabul etmesini ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı Ya Rabbi senin yanında nasıl mana ifade ediyorsa onun hürmetine hatırına ağlayan alemi İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldürmeyi amin. Ve Müslümanlara birlik, beraberliği nasip etmeyi, amin. Müslümanların hastalarına şifa, dertlilerine deva, borçlularına eda, cehaletlerine ilim, atalet betaletlerine futuhat ve gayret ve aksiyonluk nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ve Müslümanların akıllarına ve kalplerini Risale-i Nur'la inşa ve ihya etmeyi, hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de daim eyleyi nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha, temassalavat.